Güzel ülkenin iyi kalpli, güzel aydınlık insanları, herkese günaydın. Yeni bir günü ve yeni bir haftayı karşılıyoruz efendim. Ben Nazar Eriçkin, bugüne dair de sizlerle birlikte olacağız. Cuma günü sabahıysa haftanın son programını yapacağız. Önümüzde 5 koca gün var, dolu dolu gün var. Onların içini bakalım nasıl dolduracağız, hangi gelişmeler, haberler bu programda yer alıyor olacak. Yeni bir haftaya başlarken temennimiz iyi haberleri, iyi gelişmeleri sizinle paylaşıyor olmak her zamanki gibi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi, yaşanan gelişmeler, adaylık açıklamaları etrafında iç siyasetle dönüyor gündemimiz bir miktar yoğunlukla diyelim. Ancak önemli gelişmeler de dünyada oluyor. Örneğin Libya konusu önemli bir konu, hatırlatmasını hep yapıyoruz. Neden önemli? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra ikinci kez kıta sahanlığı anlaşmasını Libya ile gerçekleştirmişti. Peki Libya neden önemli? Neden şimdi pek çok ülkenin gözü orada? Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler noktasında Libya'nın oynadığı rol ne? Berlin'de bir zirve toplandı, Libya zirvesi, oradan çıkan sonuç ne ifade ediyor, bizim için ilgilendiriyor. Bugün biz programda birazcık bunlara yoğunlaşacağız. Şimdi gazete manşetlerini aktaracağım size ama saatler 8.30'u gösterdiğinde konuğum Doğuş Derya olacak ve onunla Kıbrıs etrafındaki son gelişmeleri Libya özelinde konuşuyor olacağız. Onun hatırlatmasını yapmış olayım. Bizimle birlikte olanlar, programı düzenli seyredenler zaten etrafımızda olana bitene de duyarlı olduğumuzu bilirler. Yani biz iç siyasette boğulurken etrafımızda neler olup bitiyor konusundaki hassasiyetimizi de bilirler. O çerçevede bugün de paylaşıyor olacağız neler olduğunu, hem Berlin'de hem bu İsmet konusu bundan sonra nereye evrilir, neler olur biter, onları da konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Ama şimdi manşetler zamanı diyelim. Bakalım hangi haberler yer almış bugün gazetelerin ön sayfalarında. Eğer hazırsanız aktaralım efendim. Kıbrıs gazetesindeyiz ilk olarak. Geçtiğimiz haftadan devreden bir konumuz vardı. Biliyorsunuz yanı başımızda devam eden savaş diyerek her zaman anarız Suriye'deki savaşı. Onun etkileri de pek çok ülkeye yasa dışı yollarla canını kurtarıp girmeye çalışan insanlar boyutu. İnsan kaçakçılarına paralarını kaptırıyorlar. Avrupa'ya sizi ulaştıracağız vaatleriyle kandırılıyorlar. Ulaştıkları yerler, eğer ulaşabilirlerse, Ege ya da Akdeniz'de canlarını kaybetmezlerse, karayolunda hastalıklara yenik düşmezlerse, eğer ulaşabildikleri topraklardan birisi de zaman zaman ülkemiz oluyor. Geçtiğimiz hafta da böyle bir durum yaşanmıştı. Kıbrıs gazetesi bu konuyla alakalı manşetini oluşturmuş ve ihraç edildiler demiş. Yeşilırmak açıklarında sürüklenen tekneden geçtiğimiz hafta kurtarılan 33 kaçak göçmen dün Gazi Mausa limanından ülkelerine iade edilmek üzere Türkiye'ye gönderildi. Oysa onlar ne diyordu? Bizi göndermeyin çünkü ölürüz orada. Ülkelerinde savaştan kaçıp daha iyi bir yaşam için insan tacirlerine tonlarca para ödeyen ve geçtiğimiz hafta Yeşilırmak açıklarında denizde sürüklenirken kurtarılan Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen dün akşam bir otobüsle Güzelyurt'tan Gazi Mausa limanına götürüldü ve bir yük gemisine bindirilerek Mersin'e gönderildi. Sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilen 33 kaçak göçmene Mersin'e kadar 13 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisi eşlik ediyor. İstanbullu tekne tamircisi Erdal Özden'in kullanımındaki Sultanım 1 isimli 2 metre uzunluğundaki balıkçı teknesiyle Güney Kıbrıs'a gitmeye çalışırken Yeşilırmak açıklarında 14 Ocak'ta yakalanan Suriyeliler çıkarıldıkları mahkemede ölümden kaçtık, bizi Suriye'ye göndermeyin diyerek sığınma talebinde bulunmuşlardı. Elde edilen bilgiye göre mülteciler tehlikeli yolculuk için Erdal Özden'e 15'er bin lira anlaşma ve her bir gemiye binmeden önce Özden'e biner lira ödemişti gibi bir durum var. Şimdi biz bu haberi ilk duyduğumuzda da sizinle paylaştığımızda da söylemiştik. Ülkemizde bununla ilgili bir yasa yok. Güneyde bir mülteci kampı var. Onun sığınmacılar için koşulları da oldukça tartışılır durumda. Hal böyle olunca ihraç edildiler dedi. Hani biz tanınmayan bir ülkeyiz, ihraç
ihraç kelimesi böyle çok sınırlı durumlarda kullanabiliyoruz ya, ürünler için. Burada insan söz konusu, ihraç edildiler. Deport ediliyorlar ülkelerine gönderilmek için. İlk önce Türkiye'ye, oradan da ülkelerine gidecekler. Neresi ülkeleri? Suriye. Ceplerindeki bütün parayı da bu yolculuk için kaptırdıklarını düşünürsek onları orada nasıl bir hayat bekliyor? Kimilerinin umrunda değil. Geçtiğimiz hafta istemiyoruz ülkemizde Suriyelileri mesajları gelmişti program içerisinde, biliyorsunuz. Ama öyle bir durum, bu düşünce çok sağlıklı mı emin değilim. Bunu sorgulanması gerektiğini de düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta da aynısını söylemiştim. Şimdi ülkelerine gönderilecekler yeniden. Onları orada nasıl bir yaşam bekliyor? 33'ü Yeşilırmak tarafında bulunmuştu. Tekne de terk edilmişti. Öyle kalmışlardı denizin ortasında. Güney'e de 100 küsür yine sığınmacı gitmişti. Onlar da muhtemelen yasal işlemlerin ardından kampa alınacaklardır diye tahmin ediyorum. Ama onları da orada nasıl bir hayat bekliyor? Az önce de belirttiğim gibi tecrübelerini aktaranlardan bildiğimiz kadarıyla oradaki kampın durumu, koşulları da çok sağlıklı değil. Dolayısıyla böyle bir hayat, yanı başımızda devam eden bir savaş, 8 yılı aşmış durumda ve o savaşın etkileri bu şekilde. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri bu bağlamda da ele almak lazım. Programın konuklu bölümünde birazcık da onu yaparız. Bugün Kıbrıs Gazetesi manşetine ayırmıştı konuyu. Değirmenlik'te dün sabah odun sobasını yakmak için sobaya yanıcı madde döken Cemile yakışıklı yangına sebep olduğu ev yandı. 2 kişi yaralandı. Bu kış bitmeden bakalım daha kaç ısınma temelli böyle olayları duyacağız ne yazık ki. Binalardaki fonksiyon değişikliği riskli. Mimarlar apartman olarak inşa edilen binaların özellikle ilk katlarının zaman içerisinde ticari dükkanlara çevrilmesinin taşıyıcı sisteme müdahale anlamı taşıdığını belirtmiş ve uyarmışlar. Bugüne yansıyor. BDDK tarafından hazırlanıp yayınlanan elektronik haberleşme sektörü 3 aylık veriler raporuna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mobil haberleşme sektörünün ağırlığı artıyor. Toplam gelir 122 milyon lirayı aşmış. Bugüne taşınıyor haber. Taşınmaz Mal Komisyonu kaynak sıkıntısı yaşıyor. Bildiğimiz bir durum. Diyoruz ki uluslararası tanınırlıkta bir makamımız bu anlamda var. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun yükü de ağır. Pek çok başvuru olduğunu biliyoruz. Binlerce. Bakın sayı 6658'e yükselmiş. Bunlardan 970 tanesi dostane çözüm yoluyla, 33 tanesi ise duruşma yoluyla sonuçlanmış. Komisyon başvuruların 203'ünü kaynak yetersizliğinden dolayı 6 yıldır ödeyemiyor. Ödemelerin yapılabilmesi için 750 milyon liraya, yani yaklaşık 100 milyon sterline ihtiyaç var, ancak bütçeden komisyona ayrılan rakam sadece 100 milyon lira. Bugüne taşınmış durumda. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun bu durumda yeni değil. Ama aşılamıyor. Havadis biat kültürü aşılmalı diyor bugün manşetinde TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'le yapılan Duygu Alan'ın yaptığı röportaj bugün gazetenin ön sayfasında. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit UBP-HP hükümeti arasındaki uyum düzeyini ve icraatlarını yorumladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs'la ilişkilerini, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Kıbrıs konusunu değerlendirdi şeklinde yansımış haber. Özyiğit hükümetin mantalitesinin Türkiye para verecek, biz o parayı dağıtacağız şeklinde olduğunu, birçok alanda olduğu gibi ekonomik alanda da bir politikası olmadığını kaydetti Özyiğit. Hükümet ekonomik, sosyal ve siyasal olarak bana göre sınıfta kaldı dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını savunarak, sonunda bu hükümet kendi içinde de toplum içinde de sorgulanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir erken seçim tartışılmaya başlanacak. Buna hazırlıklı olmak lazım dedi. Özyiğit, Türkiye ile ana yavru edebiyatıyla değil, kardeşlik ilişkisi içinde karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde ilişki istediklerini kaydetti. Ancak birileri kendi geleceklerini toplumun önüne koyarak biat kültürüyle hareket ediyorlar. Artık bunu aşmak lazım dedi. Özyiğit denizdeki sıcak atmosfere işaret ederek
petrol ve hidrokarbon konusunda aklı selimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Libya'da, Suriye'de savaş var, Irak 3 bölgeye ayrıldı, İran karıştı, Mısır'da, Lübnan'da olaylar sürüyor, Orta Doğu barut fıçısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tam ortasında bu olayların demiş. Bugüne taşınmış durumda haber, manşetten görüyor gazete haberi. Kış pazar fiyatlarını da vurdu. Lefkoşa otobüs terminalinde kurulan açık pazarda sebze ve meyve fiyatlarını araştırmış gazete. Yapılan fiyat araştırmasına göre pazarda sebzede en pahalı ürün patlıcan, meyvede ise zirve kavunun. Bu konuda hani daha önce de söylemiştim ama hani sebzeyi ve meyveyi mevsiminde yemek lazım diyor zaten uzmanlar. Dolayısıyla hani fiyata da çok fazla bu anlamda yüklenmemek, tamam evet fazla 16-17 liralarda falan patlıcan, ama yaz sebzesi zaten patlıcan, yani kışın patlıcan yemeyelim. Yani çok ne bileyim işte çok hani canımız istedi aldık. Zaten bu mevsimde çok fazla lezzetleri de yok. Kış sebzeleri, kış meyveleri, baharda bahar sebzeleri, bahar meyveleri. Eskiden öyleydi, ben hatırlamıyorum. Kışın yaz meyvelerinin, sebzelerinin tezgahlarda olduğunu. Her şey mevsiminde tüketilirdi. Artık kışın ortasında üzüm, yazın ortasında işte kışa dair sebzeler, meyveler. Ya çok da gerekli mi? Birazcık da bunu sorgulamak lazım. Evet, fiyatlar cep yakıyor. Onu bir tarafa koyuyorum. Ama gerçekten kışın ortasında da yaz sebzeleri yememiz gerekiyor mu acaba? Yazın yapılıyor biliyorsunuz, buzluklara kaldırılıyor. Bir de o var. Bilmiyorum, bu fiyat konusunda ben en azından yani yemesem de olur kışın patlıcan diye düşünüyorum. Katılmayanlarınız vardır. Hayalim yöresel yemekleri tanıtmak, bir röportajda Doğan Ertuğ işletme eğitimi aldı. Ticaretle uğraştı ama kahvecilikte kendini buldu. İlk coffee shop'la Surlariçin'i ilk keşfedenler arasında yer aldı. Bugün onunla yapılan röportajda ön sayfasındaydı gazetenin. Saygısızlık öfke yarattı. Şehit diye diye koltuk, bugün Afrika'nın manşeti. 1974'ün ilk şehidi Ecvet Yusuf'a yapılan büyük saygısızlık. Şehit edebiyatı yaparken mangalda kül bırakmayanların iç yüzünü gözler önüne serdi. Ecvet Yusuf'un ailesi gibi toplumda tepkili deniliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temelleri o mezarda yatıyor diyen Ecvet Yusuf'un oğlu Harper Orhon şöyle yazdı. İçimden tekke bahçesine gidip babamın adının yazdığı, bir de resminin olduğu mezar taşını kapatasım geliyor. Orada değil ki, hiç de olmamış o mezarda zaten diyerek Harper Orhon'un paylaşımı aktarılıyor. Bugüne taşınmış durumda. Sorumlusu Türkiye olan cinayetler diyor aynı zamanda bugün Afrika gazetesi. Hrant Dink 19 Ocak 2007'de, Kutlu Adalı ise 6 Temmuz 1996'da sokak ortasında katledildi. Biri İstanbul'da, biri Lefkoşa'da, failleri meşhur diyerek aktarmış bugün haber. Yeni Düzen'deyiz. Hem çevreci hem hesaplı diyor bugün Yeni Düzen gazetesi. Yol vergisi adanın güneyinde kur farkına rağmen hem daha hesaplı hem çevre dostu. Kıyaslanmış görelim. Kuzeyde seyri sefer 691 lirayla 3500 lira arasında değişirken, güneyde seyri sefer 120 lirayla 4140 lira arasında değişiyor. Ama çağdaş uygulama, kirleten öder şeklinde bir yaklaşım var. Günümüzde olması gereken yaklaşım, karbon salımı anlamında önemli bir konu. Karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Her birimizin çevreci uygulamalar, çevreci otomobiller, çevreci sistemlerle Güney bunu yapmış diyor Yeni Düzen. Detayına bakalım. Güney'de araçların seyri sefer yol vergisi, yani road tax ücreti, emisyon oranına, hava kirliliği seviyesine göre belirleniyor. Çevre dostu araçlar çok daha az vergi ödüyor. Kuzeyde ise seyri sefer vergisi aracın ağırlığına göre belirleniyor. Güney'de seyri sefer 2014 ve 2018 yılları arasındaki Euro tipi araçlardan, Euro 6 tipi araçlardan alınan vergi sıfır denmiş. Çünkü onlar daha çevreci. Bugüne aktarılıyor o karşılaştırmalı haber. Yeni Düzen gazetesinin ön sayfasında, bizde ağırlığa göre, onlarda ise çevreye verdiği zarar oranına göre. Yani motor kapasitesi, hacmi çok daha geniş olan
daha fazla benzin yakan ve çevreye daha az duyarlı olan araçlardan daha yüksek oranda yol vergisi alınıyor. Buna karşılık çevreci otomobillerde durum daha farklı. Neden olmasın? Daha çağdaş bir uygulama değil mi? Yeni Düzen gazetesi taşımıştı bugün ön sayfaya. Gailemiz önümüzdeki 3 ay değil, seçimden sonraki 5 yıldır Tufan Erhürman Dikmen'de konuştu denmiş. Şubat tatilinde biletler uçuyor, yarı yıl tatilinde uçak biletleri cep yakacak denmiş. Hep cep yakıyor zaten de. Ayrıca böyle dönemlerde daha da bir uçuyor. Babam ihmal yüzünden öldü. Normal servise alındıktan birkaç gün sonra hayatını kaybeden Hasan Şafak Yetken'in kızı Elvan Şafak Yetken babasının ölümüne ilişkin soruşturma istedi denmiş. Bugüne taşınıyor. Mülteci meselesinin temeli insaniyettir diyen Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Fezile Osum'la yapılan röportajda yine bugüne taşınmış durumda. Kıbrıs gazetesi ihraç edildiler diye duyurmuştu ya. Ülkemizdeki Yeşilırmak'ta terk edilen tekneden ülkemize gelen mülteciler, sığınmacılar, insanlar, savaştan kaçan insanlar özünde ismine ne denilirse denilsin. Onlarla alakalı işte ülkede yasal bir altyapı olmamasından bahsetmiştim ama Mülteci Hakları Derneği gibi bir derneğimiz var. Onlar da çalışıyorlar. Ülkede bulunan, burada yaşayan, hayatlarını idame ettirmeye çalışan insanlara yardım etmeye çalışıyorlar bir taraftan. Ancak bu konu önemli. Mülteci meselesinin temeli insaniyettir demiş Fezile Osun bugüne taşınıyordu. Onunla yapılan röportajda. Kıbrıs Postası'ndayız. Özer Saydan Yavuz'un yeni görevine dair açıklama deniliyor. TPAO'ya verilen lisansları laf olsun diye vermedik. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özer Say, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verilen tüm lisans alanlarında kazı yapacağını kaydederek bu lisansları laf olsun diye vermedik sözleri bugün logo yanında görülüyor. Yeni Ercan'ın gecikmesine tahammül edemeyiz Tolga Atakan'ın açıklamaları. Yeni Ercan Havalimanı'nın gecikmesinin ülkemize ulaşımda kronikleşen sorunlara karşı alternatif yaratmada en büyük engel olduğunu açıkça ifade eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni terminalin hizmete girme sürecinin geciktirilmesine tahammülümüz yok diye konuşmuş. Atakan, bakanlık olarak Ercan'da özelleştirme sürecinin teknik tarafındayız. Şu an itibariyle yüklenici tarafından bize bildirilmiş bir tarih var. Çalışmaların seyri bu tarihin aşılacağını gösteriyor. Bu hafta Bakanlar Kurulu'na bu konuda tespit ve raporlarımızı sunacağız demiş bugüne taşınıyor. Uzunca bir süredir sessizdi Serdar Denktaş. Şimdilik ne adayım ne de aday değilim demiyorum sözleriyle bugün gazetenin ön sayfasında karşımıza çıkıyor. Ve Tufan Erhürman, gailemiz önümüzdeki 3 ay değil seçimden sonraki 5 yıldır sözleriyle Kıbrıs Postası gazetesinin de ön sayfasında yer alıyor açıklamalarıyla. Geçtik Diyalog gazetesine. Diyalog Yetiş Türkiye manşetiyle çıkmış bugün. Ulaştırma Bakanı Atakan, yolların güvenilir hale gelmesi için tüm projelerin hazır olduğunu, bunun için 269 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kaynak gelirse projeler hayata geçer. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kuzey Kıbrıs'taki yolların bakım ve onarımı için gerekli olan tüm projelerin hazırlandığını, bunun için 269 milyon liralık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu kaynağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maliyesi karşılayamadığı için Türkiye'den yardım istedik demiş. Bugüne yansıyan açıklamalarda Diyalog'a yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin 2020 bütçesinde yollar için 10 milyon liranın ayrıldığını belirten Atakan, sadece yol çizimleri için 24 milyon, koruyucu bariyerler için 110 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu, yol tamiratları ve yeni yol yapımlarının bu rakamların dışında olduğunu kaydetti deniliyor. Bugüne yansıyor. Haber Diyalog gazetesinin ön sayfasındaydı. Lefkoşa'da bir eve operasyon düzenleyen polis bir kişiyi tutuklamış, fuhuş baskını şeklinde yansıyor haber. Alsancak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Durumları ağır, son dakika diyerek duyuruyor o haberi de bugün Diyalog gazetesi.
Rumları uyardı. Güney Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanı Aristodoulidis, Türkiye'nin Kıbrıs'tan gitmesini başarmamız ancak Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür demiş. Bugüne yansıyor haber, Diyalog gazetesinin ön sayfasındaydı. Yeni bakış, hükümet bozuluyor mu diye soruyor. Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kudret Özer Say'ın adaylığını daha erken açıklamaya mecbur kaldığını, belki de Ankara'nın izin vermeyeceğini düşündüğünü belirterek, gerek bu nedenlerle gerekse Mausa İskele Yeni Boğaziçi imar planıyla birbiriyle ters düşen hükümet ortaklarının bu işi nereye kadar götüreceğinin belli olmadığını söylemiş Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün. Hükümetin Cumhurbaşkanlığında anlaşmış olarak ve belli garantiler karşılığında kurulduğunu belirterek ancak bu işin Ankara'da tam olarak çözülemediğini söyledi. Bu şekilde seçimlere kadar gidileceğinin belirtildiğini ifade ederek tüm bunları söylüyoruz ancak bizim elimizde bir şey yoktur, bizim boynumuzda sadece davul vardır, tokmak başkasının elindedir dedi. Sonüstün buradaki sistemin Ankara'nın ne dediğine bağlı olduğu, hükümet bozulsun ve başkası kurulsun dendiği anda bunun olacağını kaydetti. Salih Sonüstün, UBP-HP hükümetinin göreve geldiğinden bu yana hiçbir icraatının görülmediğini belirterek ülkeye bakıldığında göze çarpan tek şeyin hırsızlıklar, yüz kızartıcı suçlar olduğunu da söylemiş. Bugüne yansıyor haber, yani onunla yapılan röportaj manşetindeydi. Yeni Bakış gazetesinin ön sayfasındaydı. Taraflar kapsamlı plan üzerinde anlaştı deniliyor. Libya konusunda Berlin'de yapılan zirveye dair olarak atılmış başlık bugün logo yanında görülüyor. Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de konferans düzenlendi. Taraflar kapsamlı plan üzerinde anlaştı denmiş, bugüne taşınıyor. Ülke liderleri orada, detaylarını konuklu bölümde daha da açacağız ama ülke liderleri ateşkes konusunda daha yoğun çalışacağız dedi. Yine de Libya'da bir ateşkes şu an için var diyemiyoruz. Konunun bir de böyle bir tarafı var. Daha yorumlarıyla birlikte Doğuş Deryer'le konuşacağız bu konuyu. Habercideyiz şimdi. Cezalar 233 binden 335 bine uçtu diyor bugün. Ticaret dairesine bağlı iç ticaret şubesi ekiplerinin 2019'da yaptığı piyasa denetimlerinde yasalara uymadığı saptanan iş yerlerine kesilen cezalar 2018'e göre %43.8 oranında artmış. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı ticaret dairesi görevlilerinin 2019'da 4 bölgede yaptıkları denetimlerde 373 iş yerine 335.198 lira ceza kesildiği saptandı diyor. Ayrıntılara da yer veriyor. 880 bin liralık mala el konulduğu belirtilmiş, bugüne taşınıyor. Haberci logo yanında meyve veren ağaç taşlanır demiş Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers. Halkın Partisi'nin başlangıçtaki çizgisinden veya vaatlerinden uzaklaştığı ile ilgili eleştirilere vermiş bu yanıtı, meyve veren ağaç taşlanır şeklinde. Eğitimde Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklık bugün Haberci gazetesinin manşeti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye ile iletişim ve yeterlilik konusunda farklılıklar olmayacak şekilde eğitimde işbirliği yapma hedefinde olduklarını açıkladı deniliyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Milli Eğitim Bakanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde karşılıklı olarak dayanışmanın artması ve öğrencilerimizin karşılıklı olarak kardeş okullar aracılığıyla yakınlaşması ve müfredatlarımızın karşılıklı olarak birbirini desteklemesi yönünde mutabakata vardık. Öğrencilerimizin gelişmesi için Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın imkanlarının kullanılması ve öğretmenlerimize ortak hizmetler dairesi aracılığıyla her türlü desteğin verilmesi ve hizmet içi kurs eğitimlerinin yapılması, teknolojik anlamdaki bilgi birikimlerinden de her türlü desteğin verilmesi konusunda anlaşmaya vardık açıklamasında bulunmuş. Ne güzel. Ama hatırlatalım, Türkiye'de eğitim, öğrencilerin matematik, Türkçe, fizik, kimya gibi alanlarda başarı oranları giderek düşüyor. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Uluslararası anlamda ilgili başarı oranlarını belirleyen kriterlerde Türkiye giderek
alt sıralarda yer alıyor. Yıl be yıl yukarı çıkamıyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi pozitif bilimler konularında giderek geriye doğru bir gidiş var. Türkiye için öğrencilerin başarı oranlarından bahsediyoruz. Okuduğunu anlamak konusunda zorlandıkları belirtiliyor konunun uzmanları tarafından. Bu gerçeği de hesaba katmak lazım. Evet, işbirliği yapılıyor. Ortak müfredattan bahsediliyor. Ancak Türkiye ile iletişim ve yeterlilik konusunda farklılıklar olmayacak şekilde eğitimde işbirliği yapma hedefinde olduklarından bahsettikleri için bunun da altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Durum böyle. Dolayısıyla hani başka ülkelerle, tabii ki Türkiye ile çok yakın ilişkilerimiz var. Elbette pek çok destek alınıyor ve bu yegane ülke Türkiye, o destekleri sağlayabilen o bir tarafa eğitim söz konusu olduğu için de böyle bir konu var. Örneğin benzer bir konu şehir hastaneleri ülkemizde de konuşuluyordu ya ve halen konuşuluyor aslında, zaman zaman gündeme geliyor. Türkiye'de şehir hastanelerinin farklı kesimlerce eleştirildiğini biliyoruz. İşlevsel olmaması ya da vaatleri karşılamaması, beklentileri karşılamaması yönünde örneğin. O da benzer bir durum. Hani eğitimdeki bu durum, öğrencilerin Türkiye'de başarı seviyelerine ulaşamamış olması, uluslararası anlamda giderek aşağıya bir doğru giden bir iğme görülüyor olmasından yola çıkarak böyle bir kaygıyı da dile getirmek gerek. Önemli bir konuda da açıklamalarda bulunmuş Bakan Çavuşoğlu, çocuk istismarı konusunda çaba sarf ediyoruz demiş. Ülke gündeminin diğer önemli bir konusu olan artan çocuk istismarlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, bu alanda okullarda gerek rehber öğretmenlerin gerekse PDR uzmanlarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar olduğunu söylemiş. Bütçenin %88'i personel, 86'sı düzeltiyorum personel giderleri de demiş. Bugüne taşınıyor o açıklamalarda. Demokrat Parti Serdar Denktaş'ı bekliyor. Erçin Şahmaran diyor bunu. Serdar Denktaş henüz karar vermedi. Demokrat Parti Serdar Denktaş'ın karar vermesini bekliyor. Fikri Başkan'la telefonda konuştuk diyor Erçin Şahmaran. Fikri Atoğlu açık ve net cevaplar verdi. Parti olarak Serdar Bey'in kararını bekliyoruz. Serdar Bey henüz adaylığını açıklamadığı ilçelerden bu yönde gelen talepler var. Biz de merkez karar organı olarak bu yönde karar ürettik. Serdar Bey'in adaylığını destekleyeceğiz. Serdar Bey aday olmasa parti organları oturup karar verecek. Açıklamalarını geçtiğimiz hafta konuğumuz olduğunda aynı açıklamaları yapmıştı Fikri Atoğlu. Serdar Denktaş ise hemen programımızda konuk olduğu günün, Perşembe gününün bir gün öncesinde Çarşamba günü adaya dönmüştü. Yurt dışında olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla o kararı ne zaman alacak? Demokrat Parti Serdar Denktaş'ın aday olmaması durumunda nasıl bir yol izleyecek? Göreceğiz bakalım. Güneş, yeni dönem, yeni vizyon diyor UBP Genel Başkanı. Başbakan Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilk bildirgesi dün açıklandı. Sürmanşette görülmüş. Genel Başkan Ersin Tatar imzasıyla yayınlanan UBP Cumhurbaşkanlığı seçim bildirgesi, Kıbrıs konusu, Cumhurbaşkanlığının örnek olması, iç ve dış konularla ilgili örgütlenmesi, Cumhurbaşkanlığının sorunların çözümünde etkinleştirilmesi, Cumhurbaşkanlığının kurum kuruluşlarla halkı teşvik etmesi, kapılarının halka açık olmak üzere her biri 10, toplamda 40 madde 4 başlıkta oluşturuldu diyor bugün Güneş gazetesi. Devlet millet için kazanacağız sözleriyle de manşetten görülmüş. UBP Parti Meclisi MYK'dan gelen öneri üzerine Genel Başkan Başbakan Tatar'ı partinin Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı adayı olarak saptadı. Cumartesi günü biliyorsunuz gerçekleşmişti o açıklama. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Cumartesi günü yaptığı toplantıda UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı aldı. Tatar kararın oy birliğiyle alınmasının ardından devlet, millet ve UBP için kazanacağız dedi sözleriyle bugüne taşınıyor. Güneş gazetesinin ön sayfasındaydı haber. Rum tarafı aklımızla dalga geçmesin.
Avrupa Birliği ve Rum yönetimi Türkiye'ye ait Yavuz gemisinin adanın güneyinde kazı yapmaya başlamasına tepki gösterdi. Türkiye ise Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türklerinin varlığını ve haklarını yok saydığını belirterek çifte standartlı politikalarını sona erdirmesi çağrısı yaptı deniliyor. Dışişleri Bakanı Özersay ise Yavuz gemisinin adanın güneyinde kazı yapmaya başlaması ile ilgili Rum tarafı şirketlere verdiği lisansla kazı yaptırıyorsa biz de bir şirket olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiğimiz lisanslar kanalıyla kazı yaptıracağız demiş Özersay. Kıbrıs Rum liderliği aklımızda dalga geçmeye kalkmasın. Kendisi bizim haklarımızı yok sayarak tek yanlı bir biçimde çözümü beklemeden bu tarz kazı çalışmalarını yapabiliyorsa aynı hak Kıbrıs'ı Türkler için de geçerlidir dedi. Bugüne taşınıyor haber. Güzel Yurt Hastanesi inşaatı atıl durumda. 2017 yılında temeli atılan ve dörtlü koalisyon döneminde inşaatına başlanarak duvarları örülerek sıvası atılmasına müteakip hükümetin bozulmasıyla atıl durumda kalan Güzel Yurt Hastanesi inşaatının fuhuş ve uyuşturucu yuvası olduğu iddia ediliyor. Hadi buyurun buradan yakalım. Bugüne taşınmış durumda. Özellikle sağlık konusunda bu BPHP hükümeti Lefkoşa hatırlıyorum şu manşeti 2020 sağlıkla anılan yıl olacak, sağlık yılı olacak gibi bir manşetti. Bakan Sayın Pilli'nin açıklamaları bu yöndeydi. Ancak kaynak ortada, %86'sının ise kamu giderlerine gittiğini biliyoruz. Tıpkı Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın ver yansını etmesi durumunda olduğu gibi aslında yapılmak istense de sağlık konusunda yapılmak istenlerin yapılamayacağını, durumunsa şimdikinden daha kötü olacağını öngörerek aslında konuşmalar yapılıyor. Bunu tahmin etmek için kahin olmaya falan da gerek yok. Çünkü bir hastanenin hayata geçirilmesi, devreye sokulması için gerekli olan bütçe, hadi iki hastane, Lefkoşa içinde artık Burhan Nalbantoğlu miadını doldurdu, yeni hastane lazım deniliyor biliyorsunuz uzunca bir süredir. Bunların hayata geçebilmesi için gerekli olan kaynak zaten bütçede görünmüyordu. Dolayısıyla o bütçede görünmüyorsa nereden kaynak sağlanacak önemli bir soru. Dolayısıyla yani Güzel Yurt Hastanesi için şimdi bu başlık atılmış durumda ama Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu'nun da yeni bir binaya kavuşması yakın gelecekte pek mümkün görünmüyor. Sağlık yılı olacak denmişti ama kaynak konusunda duvara tosluyoruz ne yazık ki. Vatandayız şimdi. Yok saymıştır Vatan'ın manşeti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Avrupa Birliği yaptığı hiçbir açıklamada Kıbrıs Türklerine değinmemiş, Kıbrıs Türklerinin varlığını ve haklarını yok saymıştır. Avrupa Birliği öncelikle birlik dayanışması kisvesiyle bu gerçeklikten uzak, ön yargılı çifte standartlı politikalarını sona erdirmelidir demiş konu Doğu Akdeniz konusu yine. Rahşan Ecevit toprağa verildi. Türkiye'deki Demokratik Sol Parti kurucu genel başkanı eski başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ankara'da devlet mezarlığına defnedildi diyor. Türkiye yakın tarihinin önemli tanıklarından birisi Bülent Ecevit'in sanatçı ruhlu bir çift evlerine gitme fırsatım olmuştu Ankara'da bir röportaj için ve boydan boya kütüphaneleri olan okumayı çok seven bir çift oldukları için dev kütüphaneleri binlerce kitapları olan bir evdi çok mütevazı bir evdi zaten çok da mütevazı bir çiftti. Bülent Ecevit'in artık hükümet kademesinde, devlet kademesinde olmadığı dönemlerdi evlerine yaptığım ziyaret ama hatırımda kalan gerçekten dev kütüphanelerinin olduğu, binlerce kitaplarının olduğu ve her bir köşede başka kitapların, belli ki okunmaya devam eden kitapların olduğu bir evdi. Bunu hatırlıyorum. Bir döneme tanıklık etmiş önemli bir isim daha göçtü gitti böylelikle. Rahşan Ecevit toprağa verildi başlığıyla Vatan Gazetesi'ndeydi. Bu lisanslar laf olsun diye vermedi Kudret Özersay'ın sözleri.
Vatan Gazetesi'nde de bugün ön sayfaya taşınmış. Rum Başkanlık Sarayı, Türkiye Doğu Akdeniz'de korsan devlete dönüşüyor. Kıbrıslı Türklerin çıkarları Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü çerçevesinde güvence altına alınmıştır şeklinde tepkiler dile getirilmiş durumda. Star Kıbrıs gazetesi bu son cumhurbaşkanlığı seçimi olsun başlığını atmış bugün. Oğuzhan Hasipoğlu, benim temennim bu seçimin son cumhurbaşkanlığı seçimi olmasıdır. Artık başkanlık sistemini tartışmalı ve bu yönde gerekli adımları atmalıyız demiş. Manşette ise bu lisansları laf olsun diye vermedik şeklinde Kudret Özersay'ın sözleri var. Ben eğer yanılmıyorsam da Star Kıbrıs'ın çok uzun zaman sonra imar planı olmayan, manşetinde ön sayfasında imar planı ağırlığı olmayan ilk sayfası diyebiliriz. Çünkü aylardır bu konu gazetenin ön sayfasındaydı. Bu lisansları laf olsun diye vermedik. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine tepki gösteren Avrupa Birliği'ne Ankara-Lefkoşa hattından sert cevap şeklinde taşınmış bugün manşete. Kıbrıs'ın etrafındaki gaz rezervi denilerek de aktarılmış. Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Yavuz sondaj gemisi yeni sondaj görevi için Lefkoşa 1 hattına hareket edecek açıklamasına bölgede istikrarı ve güvenliği zedeliyor diye yanıt veren Avrupa Birliği'ne Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan dün cevap geldi deniliyor. Özersay'ın diğer gazetelerden de aktardığımız laf olsun diye bu lisansları vermedik açıklaması aktarılmış. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Avrupa Birliği yaptığı hiçbir açıklamada Kıbrıs Türklerine değinmemiş. Kıbrıs Türklerinin varlığını ve haklarını yok saymıştır. Avrupa Birliği öncelikle çifte standartlı bu politikalarına son vermelidir açıklamasında bulundu diyor. Hakikatte Kudret Özersay'ın o sözlerini çekmiş sür manşetine Avrupa Birliği Kıbrıs Türklerin varlığı ve haklarını yok saymıştır diyen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamaları da gazetenin manşetinde yer almış. Kıbrıs manşet tam gün hayal diyor bugün. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu eğitimde tam güne geçmenin bugünkü koşullarda mümkün olmadığını söyledi. Radyo programına Levent Özadam'ın konuk olduğunda yaptığı açıklamalar taşınmış bugün. Vatandaş nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor diye sormuş Haberal Kıbrıslı. Ekonomi ve Türkiye ile iyi ilişkiler ilk sırada diye yanıtını vermiş ön sayfada. Detaydayız şimdi Avrupa Birliği'nden gelen açıklamaya. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Yavuz G noktasına iniyor. G ruhsat sahasına intikal. Kesişme noktası denmiş yine. Bugüne taşınıyor o açıklamalarda. Türkiye'yi Kıbrıs'tan uzaklaştırmak bugün Nacak gazetesinin manşeti olmuş. Volkan gazetesi Rum milletvekili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dernek kurdu, yetkililer seyirci diyor manşetinde. Haberatör Kıbrıs sorunu en kısa zamanda çözülmelidir diyen Hristodoulidis'in açıklamalarını taşımış bugün manşetine. Libya ile ilgili gelişmeler beklenirken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni sondaj ilan etmesi üzerine Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'e daha aktif katılmasını sağlamak ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri daha da pekiştirmek maksadıyla yeni bir diplomatik maratona başlıyor. Filelefteros'a verdiği özel söyleşide Lefkoşa bir hedefinde sondaj ilanını Türkiye Kıbrıs'ın deniz bölgesindeki faaliyetlerini tırmandırarak gerilimi arttırmakta kararlı görünüyor sözleriyle değerlendirdiği belirtilmiş. Bugüne yansıyor bu şekilde. Türkiye de diyor ki bizim bu denklemde olmadığımız bir çözüm hayalciliktir. Çünkü biz Doğu Akdeniz'de varız ve bizi buradaki bu enerji denkleminden atamazsınız diyor. Haritaya baktığınızda da aslında bu net bir şekilde görülüyor. İlk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma, ardından Libya ile yapılan kıta sahanlığı anlaşmasıyla birlikte İsmet projesini bir anlamda baltalamayı amaçlıyor. İsmet projesinin feasible olmadığı, aynı zamanda bu projenin yürütme noktasında pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği ve ekonomik anlamda akıl kârı olmadığına dair yorumlar yapılıyor olsa da
kararlı görünüyor bu projeyi yürütmek konusunda ülkeler. Ancak bununla birlikte biliyorsunuz ki İSMET projesinin hayata geçebilmesi için çok yüklü para da gerekiyor. Yerin oldukça altından çok uzun bir boru hattıyla burada çıkan gazın Avrupa'ya naklinin akıl kârı olmadığı, en işlevsel metodun Türkiye üzerinden bu gazın nakli olduğu konusu da çok uzunca bir zamandır konuşuluyor. Dolayısıyla işte şimdi Türkiye anlaşmalar çerçevesinde buradaki hidrokarbon aramaları noktasında önemli bir rol üstlenmiş durumda, ancak gerilimi tırmandırmakla da suçlanıyor bir taraftan. Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Az önce de belirttim, biz günlük siyasi gündemimize birazcık hapsolmuş durumdayız ama asıl konu etrafımızda dönüyor. Libya konusu da bu anlamda önemli. Bu ülkeler neden şimdi Libya'ya bu kadar önem veriyorlar? Neden orada yaşananlar bizi yakından ilgilendiriyor? Programın konuklu bölümünde Doğuş Derya'yla birlikte bunları konuşacağız. Hatırlatmasını yapalım bir kez daha. Şimdi diyorum ki biz kendi iç gündemimizdeyiz ama asıl konu orada dönüyor. Ancak kendi gündemimizden de kopmak olmaz. Zira Cumhurbaşkanlığı seçimi için biliyorsunuz süreç de işliyor. Çalışmalar bir anlamda başlamış durumda. Adaylığını açıklayan isimlerde, henüz açıklamayan isimlerde dört bir tarafını geziyor adanın ve temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı örneğin o temaslarda bulunan isimlerden, henüz adaylığını açıklamadı ancak açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Akıncı hafta sonunda yine devam etti gezilerine. Neredeymiş? Mallıdağ, Çınarlı, Ardahan, Tuzluca ve Kilitkaya'da yurttaşlarımızla bir araya geldik diyor. Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'de doğalgaz kaynakları nedeniyle tırmanmaya devam eden gerilimin taşıdığı riskler ve iç konularla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Yurttaşlarımızın değerlendirmelerini dinleyip sorularını da cevapladık diyor Mustafa Akıncı. Ersin Tatar cumartesi günü açıklamıştı adaylığını. Kayalar Köyü'nden paylaştı dün bu fotoğrafları. O da devam ediyor yurt gezilerine ve orada halka görüşlerini anlatmaya. Tufan Erhürman Dikmen'deydik dedi. O da paylaştı, o da gezilerini sürdürüyor aynı şekilde. Özerkanlı'dan dikkat çeken bir paylaşım var. Sağda çok adaylı bir cumhurbaşkanlığına gidilecek olması aslında bu tartışmaların daha da artacağını, en azından isim vermeden hedef almaların ve eleştirilerin bu seçim dönemi boyunca sıkça karşımıza çıkacağını gösteriyor. Özerkanlı şöyle dedi, uyarıyorum. Ey alemin milliyetçisi geçinen ne olduklarını çok iyi bildiklerim. Kimi kastediyor acaba? UBP adayına oy vermeyecekseniz vermeyin. Yalanlar, abartmalarla karalayacaksanız karalayın. Ama sonra ortaya çıkıp biz şöyle anavatancı, böyle KKTC'ci, TMT'ci, mücahidiz falan demeyiniz. Hedefinde kim var acaba Özerkanlı'nın? Bir süredir bu tarz yüksek perdeden açıklamalarını sosyal medyadan yapıyor Özerkanlı biliyorsunuz. O açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Cumartesi günü yeni bir sivil toplum oluşumu kendini gösterdi. Büyükhan'da bir basın açıklaması yaparak kurucuları arasında Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızıl Yürek de var. Üçüncü Toplum Forumu adı altında. Onların kuruluş bildirgesi 3. Toplum Forumu'nun tanıtılmasında yurdumuz bir geleceğimiz ortak mücadelemiz birlikte diyerek Büyükhan'da yapılan tanıtımıyla alakalı olarak kalıcı bölünmeyi engellemek ve kalıcı barışa ulaşmak için milliyetçiliğe ve bölünmeye karşı yeni bir biz grubu olarak mücadele etmek elzemdir ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Yeni bir oluşum sesini duyurdu dedik. Bu da geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü idi. Dolayısıyla işte böyle içerideki durum diyelim efendim. Bakacağız bizi ilgilendiren diğer konular etrafında neler olup bittiğine. Şimdi havanın durumunu görelim. Haftanın başı
yağışlı bir haftayı geride bırakmıştık. Dün biraz güneş yüzünü göstermişti. Peki bugün itibariyle durum ne olacak görelim. Görünen o ki yağışlı bir haftaya başladık. Yine bulutlu, kapalı ve yağışlı görünüyor. Hava sıcaklığı ise birazcık artmış gibi. Gerçekten özellikle geceleri çok soğuk oluyor. Hissediyoruz bunu. Kış yapacak bu durumlar normal. Tedbirli olmakta fayda var hastalıklar konusunda özellikle. Türkiye gazetelerinin ön sayfalarına bakalım şimdi de. Milliyet gazetesi Berlin'de mutabakat demiş Libya konusunda dün liderlerin toplandığı o zirveyle alakalı ateşkes kalıcı hale gelecek şeklinde atmış başlığı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gözetiminde dünya ülkeleri Libya'da kalıcı ateşkes için mutabakat sağladı. Aynı saatlerde Hafter Trablus'u vurmayı sürdürdü. Yani bir ateşkesten bahsedebilir miyiz yoksa amaçlanan mı bu? Kapsamlı bir plan deniliyor ara başlıkta. Almanya Başbakanı Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Libya konferansı 4 saatten fazla sürdü. Merkel kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Geçici ateşkesi kalıcı hale getirmeyi umuyoruz. Libya'ya silah ambargosunda fikir birliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de Libya'da askeri çözüme yer yoktur diye konuştu. Barışın yol haritası deniliyor. Konferans sonrası 55 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı. O bildirgeden başlıklar da bugüne taşınmış durumda. Trablus'a havalı saldırı yine ara başlığı bu konuyla ilgili olarak sabahtayız. Sabah gazetesi manşetinde annelerin direnişi kandili çözüyor demiş. Annelerin Diyarbakır'daki evlat nöbeti ve ikna seferberliği PKK'dan kaçışları hızlandırdı diyerek atmış bugün manşeti. Putin'le ortak çabamız Libya'da silahları susturdu diyen Erdoğan'ın açıklamaları bugün göbekten görülüyor sabahta. Libya gündemli Berlin konferansına katılan Başkan Erdoğan Rus lider Putin'le görüştü. Erdoğan görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada ortak çabamız Libya'da sahada nispi sükuneti sağladı. Hafter'in saldırgan tutumu sona ermeli dedi. Bugüne taşınmış durumda. Hürriyetteyiz şimdi. Barışı kaosa kurban etmeyin diye görünüyor Berlin zirvesi Hürriyet'in manşetinde. Berlin'de dün yapılan Libya konferansında uyarılarda bulunan Erdoğan, yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemeli deniliyor. Bugüne taşınmış durumda. Yavuz işte tam burada diyor gazete. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği'nin Türkiye Yavuz'u Doğu Akdeniz'de yeni bir göreve gönderdi iddiasına yanıt verdi. Yavuz 3. sondaj faaliyeti için adanın güneyindeki G yani 8 numaralı ruhsat sahasına intikal etti deniliyor. Bugüne taşınmış haber ve Rahşan Ecevit'in cenaze töreni de Türkiye gazetelerinin ön sayfasında yer buluyor. Pazara çıkın da gerçek enflasyon neymiş görün sözcünün manşeti bugün. Enflasyonu düşük çıkaran TÜİK'e işçilerden çağrı deniliyor. Bugüne taşınmış durumda. Geçtik şimdi. Vatan Gazetesi'ne Rahşan Ecevit'in cenaze töreni Vatan Gazetesi'nin sürmanşetinden görülmüş. Manşette ise Zor Libya zirvesi başlığını görüyoruz. Dünya Berlin'de yapılan 11 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla temsilcilerinin katıldığı Libya konferansına kilitlendi. Zirve Libya krizinde söz sahibi olan aktörleri Berlin'de bir araya getirdi deniliyor. Birleşmiş Milletler'den asker talebi, Avrupa Birliği'nin mülteci göçü korkusu ara başlıkları yer almış. Merkel ve Guterres karşıladı. Erdoğan'dan Berlin'de kritik görüşmeler,
Erdoğan ve Putin'den önemli mesajlar ara başlıklarıyla aktarılıyor. Bugün haber ön sayfasındaydı gazetenin. Bir gün bugün Türkiye gazeteleri içerisinde aktaracağımız son gazete olsun. Yurttaşın suyunu hortumladılar deniliyor bugün manşette. Artvin Cerattepe'de altın madeni işleten Cengiz Holding'in personeli su kaynağından tankerle izin almadan su çekti. Belediye yargıya başvurdu deniliyor bugün manşetten görülmüş. Metal direniş. Metal işçileri dün Bursa ve Gebze'de miting alanlarını doldurarak taleplerini haykırdı. Greve hazırlanan işçiler boyun eğmeyeceğiz dedi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın düşük zam, esnek çalışma ve 3 yıllık sözleşme dayatmasına karşı 100 binden fazla metal işçisi dün alanları doldurdu diyor. Bugüne yansıtılmış durumdaydı. O da Bir Gün gazetesinin ön sayfasında. Doğalgaz ısıttı, faturalar dondurdu. 2020'nin ilk faturaları yurttaşı adeta dondurdu diyor Bir Gün. Havaların soğuması ve %33'lük zammın ardından 4 kişilik ailenin faturası 500 liraya ulaştı deniliyor. Bugüne taşınmış durumdaydı haber. Berlin'de Sisi ile zirve pozu. Libya'daki krize ilişkin düzenlenen zirvede liderler arasında yoğun diplomasi trafiği yaşandı. Macron, Erdoğan'dan silahlı grupları Libya'ya göndermemesini istedi deniliyor. Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için düzenlenen yemekte aynı masada Sisi var diye salona girmeyen Erdoğan, dün Mısır lideriyle aynı karede poz verdi. Ayrıntısı da bugün Bir Gün gazetesinin ön sayfasında yer alıyordu. Son başlık, sonunda Hrant'ın düşleri kazanacak. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni ve Bir Gün yazarı Hrant Dink katledilişinin 13. yılında anıldı. İstanbul'da vurulduğu yerdeki törene katılanlar vazgeçmeyeceğiz dedi. Bugüne taşınıyor o haberde. Bir Gün gazetesinin ön sayfasındaydı efendim. Türkiye gazetelerinin ön sayfalarına taşınan haberleri de böylelikle aktarmış olduk. Şimdi bir ara vereceğiz. Döndüğümüzde konuğum Doğuş Derya ile birlikte bugün hem ülkemizde hem de Türkiye gazetelerinde de geniş yer bulan, medyada da geniş yer bulan Berlin'deki Libya zirvesini, sadece zirveyi değil Libya neden şimdi bu kadar önemli, Doğu Akdeniz konusunda ne gibi bir önem taşıyor, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler, yapılan açıklamalar ne ifade ediyor, tüm bunları konuşacağız efendim. Birazdan bizimle kalın lütfen. Yeniden merhaba diyelim. Haftanın ilk programıyla sizinle birlikteyiz ve programın ilk bölümünde daha çok gazete manşetlerine baktık. Ne oluyor, bitiyor memlekette, dünyada. Onlara baktık, sosyal medya gündemine, Türkiye gazetelerinin manşetlerine. Şimdi ise tüm bunları konuğumla birlikte konuşacağız. Doğuş Derya bugün konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir hafta olsun, güzel bir gün olsun. Haftayı hep öyle açıyoruz ama sonlara doğru yaklaşırken yine iyi haberler paylaşamadık diye de bitiriyoruz ne yazık ki. Şimdi aslında öyle çok hareketli bir hafta sonu değildi. Cuma'dan bize kalan konu başlıklarına bakıldığında ama önemli konular da var. Şimdi Libya zirvesi önemli, bizi de yakından ilgilendiriyor ama biz iç siyasetten çok boğulduğumuz için bazen kafamızı kaldırıp etrafımızda olup bitenlere bakamıyoruz. Göremiyoruz baksak da. Ama onlarsız da olmuyor tabii ki. Şimdi ülke bir seçime gidiyor. Ben Libya konusunun niye bizim için önemli olduğunu, Doğu Akdeniz konusunu da konuşmak istiyorum ama iç siyasetteki gelişmeleri de bir konuşalım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. Yasa yapmak noktasında hükümet işlevini ne kadar yerine getirebiliyor kaygısı da var. Birazcık oralardan başlayalım. Nasıl gidiyor mecliste işler? Yani yasama faaliyetleri açısından çok verimli bir süreç geçtiğini söyleyemem. Biliyorsunuz Mayıs'tan bu yana yaklaşık bir 9 aylık bir süreç var aslında. Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi koalisyonunun kurulmasını takip eden süreç. Bu süreç içerisinde işte hükümet bozulmadan önce çok böyle iddialı konuşmalar yapan Halkın Partisi vekili arkadaşlar vardı. Örneğin meclis komite gündeminde görüştüğümüz, nereden buldun yasası olarak bilinen mal bildirimi, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele adı konulmuş ama sadece mal bildirimi konusunu kapsayan
bir yasa olan şeyin tasarının görüşülmediği üzerinden çok fazla propaganda yapmışlardı. Aradan geçen 9 aylık süre içerisinde ne o tasarıyla ilgili bizim komite sürecinde yapılması gereken düzenlemeleri ve tutanaklarla girmiş olan teknik ayarlamaları yapıp gönderdiler, ne de komitede aslında böyle sonuç alıcı bir görüşme oldu. Yine hatırlayacaksınız, ben tam tarihiyle söylüyorum bunu sürekli olarak. Sayın Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanı olarak 27 Mayıs'ta bir televizyon programına katılmıştı. Sayın Kudret Özersay ve Sayın Tolga Atakan'la beraber yurttaşlık yasasıyla ilgili. Aslında biz yurttaşlık yasasını bitirmiştik İçişleri Bakanlığı olarak. Dörtlü koalisyon ortakları maalesef gerekli feedback'i vermedikleri için biz bu yasayı meclise sevk edemedik. Şimdi kurulan hükümetin bu konuda bir mutabakatı vardır. Yasamız da hazırdır. Bir ya da iki hafta içinde meclise göndermiş olacağız demişti. Bunu söylediğinde 27 Mayıs'ta tarih. Yurttaşlık yasasının yeğesi bile mecliste konuşulmadı. Biz gündeme getirdik. Hep böyle işte tamamdır, hazırdır falan dendi ama meclise neden sevk edilmediği nedense bir türlü açıklanmadı. Zaten hala daha yurttaşlık vermeye devam ettiğini görüyoruz. Basından da okuyoruz. Büyük ihtimal işte bu seçim dönemlerine girilirken biraz da popülizm aracı olarak kullanılır bu tip hususlar. O bağlamda birazcık hasıraltı edildi. Ben yani buna üzülüyorum. Çünkü şimdi bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var Nisan'da. Akabine zaten yasama faaliyetleri özellikle Temmuz-Ekim arasında duracak. Komite toplasanız ve bu hükümet çok istikrarlı gidecek olsa bile yasama faaliyeti açısından sıkıntılı bir dönem. Zaten ondan sonra Kasım gibi bütçe görüşmeleri başlıyor. Aralık'ta genel kurula sevk ediliyor. Aslında 2020 bu anlamda kayıp gibi bir durum var. Evet. Yani yeni yasa hazırlama ya da gündemdeki yasalar konusunda bir ivme yakalanması gibi evet. konularda ama geçtiğimiz dönemlerde örneğin çok gündeme gelen konular vardı. İşte evet, yurttaşlık bunlardan bir tanesiydi. Örneğin vicdani red konusu Hı-hı. vardı. Kalkıp oturmuştu memleket. Şimdi görüyoruz hani böyle ya da gebeliğin sonlandırılması Hı-hı. gibi Hı-hı. konular vardı. Yine orada çok farklı fikirlerle tartışılıyordu. Şimdi çok uzunca bir zamandır böyle gündemlerimiz yok. Hani kim aday olacak, ne olacak, evet. kim kimi destekleyecek, ne olur konularını daha fazla konuşuyor ve tartışıyoruz. Sizin çizdiğiniz takvimde de görünen o ki 2020 yılında da yine böyle gidecek gibi. Peki ne getiriyor bize bu durum? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası bir de erken seçim olma gündemi var. Evet. Yani o ne zaman olur veya nasıl bir süreç başlar onu tam bilemiyorum. Çünkü eğer Kıbrıs sorunuyla ilgili bir gelişme olur ve aslında 25 Kasım'da taahhüt edildiği gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yine bir müzakere süreci başlarsa, çünkü şu anda Doğu Akdeniz'deki dengeler sürekli böyle bir bulmacanın parçaları gibi yer değiştiren unsurlar tarafından şekilleniyor, zaman zaman gerilim tırmanıyor, zaman zaman sulh yoluyla işlerin çözümlenmesi vurgusu yapılıyor, Libya meselesinde olduğu gibi BM'nin devreye girdiği süreçler var. Dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili hızlı bir sürece girilecek olursa belki erken seçim bir miktar ötelenebilir diye düşünüyorum. Çünkü o noktada aslında hemen hemen bütün partiler müzakere sürecine odaklanacaklardır. Menfi ya da müsbet biçimde. Bir ihtimal sadece bu erken seçimi etkiler veya engeller diye düşünüyorum. Ama onun dışında belli ki hükümet ortakları arasında işte bu imar planı meselesinde gördüğümüz gibi çok fazla bir uyum yok. Özellikle işte mali protokolün imzalanmayışı, kaynağın aktarılmayışı konusunda şu andaki Başbakan Sayın Ersin Tatar, dörtlü koalisyon döneminde her hafta 62. maddeden söz alıp çıktı ve bunun üzerinden hükümete eleştiri yöneltti. Hatta birazcık bunu bel altı bir noktaya çekerek, yani işte Cumhuriyetçi Türk Partisi aslında başbakanlığı tutuyor diye bu protokolün imzalanmadığını söyledi. İşte görüşmeler yaptılar, imzalandıydı, imzalanacaktı, kaynak gelecekti ama yine gazetelerde görüyoruz, yetiş Türkiye diye manşet atılıyor. Çünkü yolların sadece tamiratı için gerekli para miktarı bile şu anda devletin bütçesinde yok. Tabii bunları hep böyle segrege ederek, yani ayrı ayrı konuşuyoruz. Halbuki bunlar birbiriyle çok bağlantılı sorunlar. Yani siz eğer bu ülkedeki nüfusu kontrol edemiyorsanız ve
ülkenin altyapısının ve kaynaklarının üzerinde bir nüfusa hizmet vermek zorunda kalıyorsanız, tabii ki ister istemez işte Ulaştırma Bakanı yollarla ilgili eksiklikten, Eğitim Bakanı okullarla ilgili eksiklikten, Sağlık Bakanı hastanelerle ilgili eksiklikten dem vurarak bütçe eksikliğinden bahsedecek. Ve bir de yeni moda çıktı. İşte bazı konularda koalisyon ortakları topu birbirine atmak suretiyle sorumluluk almak da istemiyorlar. Birbirlerine atamadıkları noktada Türkiye'ye atılıyor sorumluluk falan. Böyle bir siyasi dilin karmaşıklaştığı, ciddiyet zeminini kaybettiği ve her şeyin böyle uçar gezer hale geldiği bir noktada duruyoruz ve dünyadaki bu yeter artık hareketlerine benzeyen hareketleri de görebiliyoruz artık. Kıbrıs'ın kuzeyinde de geçen hafta yapılan seyri sefer yoksa pardon yol, yol yoksa seyri sefer de yok eyleminde olduğu gibi insanlar reaksiyonunu en yüksek perdeden ve biraz da aşağılayıcı bir şekilde dile getiriyor ve orada işte bütün siyasileri aynı kefeye koyan, hepsini sorumsuz, iş bilmez, halka karşı duyarlı olmayan insanlar olarak nitelendirip o öfkeyi siyasal bir öfke değilmiş gibi, ama kendisi bizatihi siyasal zaten orada yapılan eylemin. Siyasal demek ille bir politik partiyle veya bir sendikayla, dernekle angaje olması demek değildir. Orada bir politik duruş geliştirmektir. Bunu tepkiyi ortaya koyuyorlar. Bu reaksiyonun aksiyona dönüşeceği bir yer örgütlenemiyor sadece. Yani bugün benzer hareketleri Hong Kong'da da görebiliyorsunuz. Şili'de görüyorsunuz. Irak'ta görüyorsunuz. Lübnan'da görüyorsunuz. Yani parlamento binası basıldı falan filan. Dolayısıyla şimdi buraların çok tedirgin edici ve bu neoliberal kapitalizmin yarattığı krizler, yoksullaşma, sorunların çözümlenemeyişinden dolayı insanların giderek işte o Fransa'da gördüğümüz sarı yeletliler gibi örgütsüz yoğunlaşmalara doğru gitmesi, bir miktar sistemi tehlikeye sokan ve sistem içi çözümleri geçersiz ve inanılır olmayan bir noktaya çeken, ki bu demokrasiyi çok yaralayıcı bir şeydir. Yani sistem içi çözümler, işte seçime giderek çözüm üretemeyeceğinizi veya birilerini seçerek çözüm üretemeyeceğinizi düşündüğünüzde orada anarko eylemler başlar. Yani anarşizan eylemler olur. Hatırlayacaksınız, Yunanistan'da Syriza öncesi kriz olduğunda aslında çok böyle bir sokak eylemleri ilham vericiydi aynı zamanda, yani solda duran bir insan olarak benim adıma, ama bunun bir yerde tehdit ve şiddet üretici bir noktaya evrilebileceğini ve günümüzde tüm dünyada milliyetçilik ve faşizan hareketler yükselirken buralara doğru evrelme olasılığı olduğunu görüp de endişe duyuyorum. Dolayısıyla siyasilerin sözünde durarak çözüm üretici bir noktadan hareket etmesi gerekiyor. Bu bağlamda özellikle UBPHP hükümetinin, ki Halkın Partisi'nin kendisinin, çünkü Halkın Partisi kurulurken önce toparlanıyoruz hareketiyle ülkedeki çürümüş yapının parçalarına işaret etti. Daha sonra bütün siyasileri kirli ve beceriksiz ilan etti. Kendisinin her şeyi temizleyeceğini söyleyerek aslında siyasallaştı ve partileşti. Bazılarımızı mahalleye, bazılarımızı mahkemeye göndereceğini söyleyerek çok ciddi iddialı cümleler kurdu. Herkesi totalize eden ve bütün sistemi aslında sistemin içindeki çarpıklıklara işaret etmeden sistemin içinde olan siyasi özneleri işaret ederek birazcık fake diyebileceğim daha böyle sahte bir yerden söylemini kurdu. Şimdi onun da kurbanı oluyor ve çok ciddi zaman kaybettik. Halkın Partisi'nin işte dörtlü koalisyonu bozması, Ulusal Birlik Partisi ile Cumhurbaşkanlığı pazarlıkları yaparak hükümet olması ve çok iddialı, yani istikrarlı olacak, dörtlü koalisyon istikrarlı değildi diyerek hiçbir şey olmadı bu 9 ayda. Şimdi hükümetin işte bu imar planı konusunda bozulabileceği beklentisi doğmuştu. Yani beklentisi vardı diyeyim. Yani dörtlü koalisyonun dağılmasından yola çıkarak bunun olabileceğini savunan bir kesim de vardı. Öyle olmadı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar devam edecek gibi görünüyor Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi, ama her iki partinin başkanının da aday olması, az önce konuştuk hükümette icraat anlamı çok bir şey beklememek lazım diyorsunuz, ama ne getirir beraberinde? Her iki başkan da aday, bazı açıklamalar, örneğin Ulusal Birlik Partisi kanadından örneğin Özerkanlı isim vermeden çok sert eleştiriler yapıyor hemen her gün. Oradaki hedefin de hani evet isim vermiyor ama kim olabileceği de çok net tahmin edilebiliyor.
Ersin Tatar'ın yine isim vermeden bazı açıklamalarına tanık oluyoruz. Ne getirir hükümet ortakları açısından bu süreç ve işte sağdaki adaylar diyebileceğimiz? Bunu birazcık aslında ikinci tur, çünkü ikinci tur olacağı kesin gibi, kimse yani 150'yi geçmez birinci turda. İkinci tur pazarlıkları belirleyecek diye düşünüyorum. Çünkü çatı aday çıkaramamış olabilir şu anda Kıbrıs Türk Sağı. Fakat ikinci turda kalacak olan sol adayın karşısında bir sağ aday etrafında birleşme pazarlıklarını muhtemelen hükümet formülasyonlarıyla da beraber konuşacaklardır. Yani win-win olabilecek bir sonuç üretmeye çalışacaklardır. O bence birazcık belirleyecek bu tartışmaları. Tabii yani Özersay ve Halkın Partisi'nin yıpranmış olduğu ortada. Yeniden Doğuş Partisi'nin topa girmeye çalıştığı noktalar var. Yani Sayın Erhan Arıtlı'nın turlar attığını gördük. Serdar Denktaş hala daha ciddi şekilde sessiz. Dolayısıyla oralardan ne çıkar? Birazcık bu ikinci tur pazarlıklarının sağ cenahta belirleyici olacağını düşünüyorum. Peki diğer cenah, örneğin Tufan Erhürman açıklamasını yaptı ve adayım dedi, CTP dedi, adayım Tufan Erhürman'dır. Cumhurbaşkanı Akıncı için şu an turlarını yapıyor ama zannederim en geç o açıklayacak adaylığını gibi görünüyor en azından şimdiki duruma baktığımızda. O tarafı nasıl görüyorsunuz? Yani ikinci tura kalacak olan sol aday etrafında Kıbrıs Türk Solu daha önce de birleşti zaten. Dolayısıyla o konuda herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum ben. Sağda çok adayın çıkması kimilerine göre iyi bir şey değil. Çünkü bu işte sola yarar. Tabii bu sağ sol tanımlarını ben her programda söylüyorum. Biz de öyle sınıfsal sağ sol değil, değil ama işte çözüm federasyon temelli olsun, hayır biz çok uğraştık buna olmasın gibi bir ayrım var. Ama o sahada bu kadar çok adayın çıkmasının sol adaylara yarayacağına dair de bir söylem var. Yani şöyle, sahada çıkan adaylar, örneğin küçük partilerin adayları aslında seçimi kazanma iddiasına sahip oldukları için değil, parti tabanlarını konsolide tutabilmek için ve ondan sonraki süreçte de bir iddia öne sürebilecek bir mevzi alabilmek için yapıyorlar aslında bunu. Stratejik olduğunu düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi yani sağ solu nereden kuruyoruz? Yani öyle insanlar var. İşte sosyal demokrat, duyarlılıklara sahiptir. Kıbrıs sorununun çözümünün ülke menfaatleri açısından ve ada halkları, Kıbrıs'ı yurt bilen bütün insanlar tarafından gerekli olduğunu düşünür. Fakat örneğin genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi'ne oy verir. Çünkü iş insanıdır. Fakat Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bir moment olduğunda, bir referanduma gidilecek olsa evet yönünde oy kullanacaktır. Yani bu yüzden biraz Kıbrıs sorunu ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı zamanda bir müzakereci seçiyor olduğumuz için partilerin girdiği seçimlerden birazcık daha farklı. Partilerde biraz daha yani hükümet ve iç politikaya yönelik genel seçimler yapılırken Cumhurbaşkanlığı şahısların daha fazla öne çıktığı, partilerin elbette etkili olduğu ve o örgütlü yapılar bağlamında teşkilatlarını sokağa döktüğü oranda da adayını destekleme kapasitesini güçlü tuttuğu bir yer ama şahısların daha önde olduğu bir nokta. Şimdi elbette şu ocağı da ortaladık. Bundan sonra süreç o anlamda daha hızlı gidecek ama biz tüm bunları konuşurken aslında doğrudan hem Kıbrıs sorununu hem Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ilgilendiren olaylar da oluyor etrafımızda ama az önce de belirttiğim gibi çok fazla kafamızı çıkartıp ya görmüyoruz ya konsantrasyonumuzu onlara vermiyoruz. Dolayısıyla birazcık onlardan bahsedelim. Şimdi iç politikayla girdik ama Doğu Akdeniz'de güç dengeleri çok uzunca bir süredir oturmaya çalışıyor. Özellikle kıyısı, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler evet bunda söz sahibi ama kıyısı olmadığı halde rol anlamında, güç, enerji politikaları anlamında gücü elinde tutmak isteyen ülkeler de var. Denklem bu anlamda sürekli değişiyor. Şimdi ilk olarak son gelişmelerle başlayalım. Libya konusuyla başlayalım. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra bir kıta sahanlığı anlaşmasını Libya ile yaptı. Ve İsmet konusunda bir ivme yakalanmışken ona cevap niteliğinde olarak yorumlandı, algılandı. Libya neden şimdi bu kadar önemli hale geldi? Şimdi Türkiye'nin 1982 tarihli deniz hukuku anlaşmasını kabul etmemekten dolayı kendince meşru ve haklı bir pozisyonu var. Ve bu Doğu Akdeniz'deki enerji resminden
tecrit edilen, dolayısıyla oyuna girmek, hatta zaman zaman oyun kurucu olabilmek için hamleler ve stratejiler geliştiren bir noktası var. Kendi içinde bir rasyonalitesi var bunun. Fakat bu aynı zamanda gerilimi de yükselten bir bulmaca değişikliğine neden oluyor. Şimdi Libya'nın birazcık kendisine bir geçmişinden hafif bir bakalım. Çünkü yani ben de yani bu Türkiye'nin 27 Kasım'da imzaladığı anlaşmadan sonra ilgilenmeye başladım. Özellikle son birkaç haftadır okuma yapmaya çalışıyorum ne olup bittiğiyle ilgili. Bir kere 2011'deki bu Arap Baharı denilen dönemden sonra Kaddafi'nin iktidardan gitmesiyle beraber karışmış bir ülke. İşte 6,5 milyon nüfusu olan ve ciddi petrol ve doğalgaz rezervi olan bir ülke. 1 trilyon 400 milyon metreküp civarında bir doğalgaz rezervi olduğu söyleniyor British Petrol'un 2018'deki bir raporuna göre. Bizim Kıbrıs'ta bulunan Afrodit ve Kalipso yataklarında ve hatta İsrail'de olan hepsini topladığınızda yine bu kadar etmiyor. Dolayısıyla o bağlamda önemli ve burada İspanyol, Norveç, Fransız şirketlerin, İtalyan şirketlerinin kazı faaliyetleri olduğunu da biliyoruz. Şimdi burada 2011 sonrası bir böyle yönetim boşluğu oldu. Geçici bir hükümet vardı. Bu hükümetin süresi 2013 sonunda bitiyordu. Bir BM gözetiminde seçim yapıldı ve bu seçim sonucunda 2014 yılında bir temsilciler meclisi seçildi. Daha ziyade ulusalcılar ve liberallerden oluşan bir temsilciler meclisiydi bu. İşte İslamcı kanat diyebileceğimiz, bugün işte Saraj'ın etrafında olan Trablus hükümeti dediğimiz hükümet bu temsilciler meclisini tanımadı. İşte seçime katılım düşük oldu dedi. Dolayısıyla bugün Hafter'in yönetimine girmiş olan temsilciler meclisi ve Libya Ulusal Ordusu ondan sonra ondan çıktı. Tobruk'a gidip bir meclis ilan ettiler. 2015 yılında Trablus hükümeti olarak bildiğimiz hükümet, şu andaki hükümet, ulusal mutabakat hükümeti de deniliyor. Fas'ta bir Süheyrat anlaşması denilen bir anlaşma ile kurulduğunu ilan etti. Fakat işte bu meşruiyet tartışmaları açısından önemlidir söyleyeceğim şimdi. Bu devletin BM tarafından tanınmasından önce kuruluş anlaşmasına Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması hükme bağlanmıştı. Ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmadan bu ulusal mutabakat hükümeti dedikleri hükümet İngiltere'nin bir manevrasıyla BM tarafından kabul edildi. Ve bugün BM, Katar ve Türkiye özellikle aslında burayı meşru olarak kabul ediyor. Fakat Hafter'in de kendine göre bir başka meşruiyet zemini var. Şimdi uzun uzun onun kim olduğunu anlatmayayım. Zamanında Gaddafi'nin yanında yer almış bir komutan, sonra Gaddafi ile bir ayrı düşüyor. Uzunca bir süre Amerika'da kalıyor. 2011 sonrası döndüğünde işte yargılanmaları var. Artı CIA ile bağlantısı olduğu söyleniyor falan. Çat mevzu var bir de Libya'da. Evet. Orada ciddi uranyum yatakları olduğu biliniyor falan. Yani evet. Çok dallı budaklı bir konu aslında bu Libya konusu, evet. Bakıldığında. Kimisine göre darbeci diye adlandırılıyor ve orada o kadar fazla dini, etnik grup ve mezhep var ki yani onların da nerelere konuşlandığını ve kimlerin hangi network'e sahip olduğunu çok böyle şey özetlemek kolay da değil. İşte yani Hafter'in etrafında 69 tane farklı grubun, El Saraj'ın yanında 41 tane farklı grubun olduğu söyleniyor. Ama Hafter'in kendini dünya uluslararası kamuoyu nezdinde meşru kıldığı bir nokta var. Bu da özellikle 2014 yılında hatırlayacaksınız Suriye ve Irak'ta IŞİD ciddi şekilde teritorialize oldu. Ve oradan Libya'ya doğru sıçramaya başlamıştı ki Avrupa açısından özellikle Libya politikasında güvenlik endişesinin öne çıktığı ve işte Amerika'nın da sürekli kendini bu radikal İslamcı gruplara karşı savaşan demokrasi havarisi gibi sunduğu bir noktada onur operasyonları iddiasıyla çıktı ortaya Hafter. Ve IŞİD ve El-Kaide'den temizleyeceğini söyleyerek önemli bölgeleri nitekim yaptı da. Yani Bingazi'yi aldı, daha sonra bu Petrol Hilali denilen bir bölge var Libya'nın kuzeyinde. İşte 4-5 tane şehir var orada, hem liman bağlamında hem petrol rezervleri açısından. Orayı da kontrolüne geçirdi ve orayı kontrol eden gruplarla ittifak yaptı. Zaten haritayı açtığınızda
yani şu andaki son siyasi harita ara ara farklı nüans farkları olsa da şunu gösteriyor. Yani Sarraj'ın yönetiminde olan Trablus ve küçücük bir bölge yine Tunus'a yakın, Hafter'in yönetiminde olan oldukça büyük bir bölge, neredeyse Libya'nın %70'ine falan tekabül eder. Burada indirmiştim de şeyi, aslında haritacı. Haritayı birazdan verecek arkadaşlarım ekrana. Aşağıdaki bölümde olacak. De kabilelerin küçük kontrol ettiği bir hat var. Neyse, yani bir uluslararası kamuoyu nezdinde birazcık bu onur operasyonları, yani işi de radikal İslamcılara karşı verdiği mücadele üzerinde meşruiyet kazandığı da bir yer oldu. O yüzden yani sadece hukuki meşruiyet BEM'in tanıması veya nasıl tanıdığı üzerinden bir tartışma değil, siyasi bir meşruiyet üzerinden de gidiyor. Çünkü halk desteğinin daha ziyade toplandığı yer Hafter gibi görünüyor. Bu onun manevra alanını artırıyor diye görüyorum ben. Tabii işin içinde batılı devletlerin aldığı pozisyon var. Yani mesela Fransa, özellikle bu Total şirketi üzerinden Hafter'i destekliyor. Çünkü Total'in kazı yaptığı yerler Hafter'in kontrolünde. Ve işte bu uluslararası ilişkilerde uzman olup Orta Doğu çalışan, işte Kuzey Afrika çalışan insanların söylediği şey, şu anda şirketlerin enerji meselesiyle ilgili aldıkları pozisyon ulus devletlerin önüne geçmiş durumda. Enida İtalya'nın önünde örneğin. Yani dolayısıyla bambaşka bir tablo var ve burada da örneğini görüyoruz aslında. Yani konu bu, burada da değil mi? Eni burada da bir açıklama yaptı. Yani buradaki durumdan bahsederek çok da bu topa girmek istemediğini falan söyledi. Dolayısıyla enerji politikaları bölgeleri de şekillendiriyor. Hani Türkiye için hep bu Büyük Orta Doğu projesi falan denir ya, aslında bakıldığında kimilerine göre komplo teorileri, kimilerine göre farklı değerlendirmeler, ama bugün yaşadığımız şartlarda çok daha net gözlemleyebiliyoruz. Enerji koridorları açmak ve bu anlamda güç dengelerinde ben de varım demek, oyun kurucu olmak çabası. Onun için böyle bir gülümseyip burada da aynı konu var demek istedim. O yüzden böldüm. Şimdi Türkiye'nin Amerika ve Rusya'ya nazaran bir dezavantajı var. Yani bu da benim, ben uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Okuduğum metinler ve izlediğim tartışma programlarından yaptığım bir çıkarım. Amerika'da, Rusya'da İkircikli bir pozisyon almayı, diplomatik arabuluculuk pozisyonlarını koruyabilmek bağlamında tercih ediyorlar. Doğrudan taraf olmuyorlar. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz özellikle 2009'dan sonra önce bir Orta Doğu'nun yeniden şekillenen ülke olabilme potansiyeli vardı. 2011'de yanılmıyorsam Davutoğlu'nun Büyükelçiler toplantısında kurduğu şöyle bir cümle vardı. Yani yangını başlamadan söndürecek ülke biziz ve bu mimar pozisyonunu kısa bir sürede kaybetti. İşte İsrail'le ilişkileri ciddi şekilde gerildi. Mısır'da darbe olduktan sonra Türkiye aslında bu ihvancı gelenek üzerinden oluşturmaya çalıştığı bir Müslüman kardeşlerle ittifak ve bir kuşak var. Bunu doğrudan Türkiye'ye karşı yapılmış bir hakaret olarak kabul etti. İşte yakın zamana kadar Sisi ile Aslı bir araya gelmeyen, en son Berlin'de yani aynı masaya oturdu Sayın Erdoğan, ama böyle ülkelerin normalde çok fiziken ciddi bir sorunları olmasa bile ideolojik olarak gerildiği bir yer olduğunu görüyoruz ve Türkiye'nin aslında eleştirildiği nokta sadece reel politik açısından meseleye müdahil olması değil, aslında ideolojik bir yerden müdahil olması. Çünkü bugün Sarraj hükümetin ayakta kalmasını garanti altına alacak tek ülke olarak sorumluluğu üstleniyor. Yani Katar da destekliyor örneğin Sarraj hükümetini, fakat Katar dün Berlin'de yoktu. Sorumluluk sadece Türkiye'nin üzerine kalmış durumda ve bunu birazcık ideolojik bir yerden konumlandırınca kendi hareket alanını daraltıyor. Halbuki Rusya'ya bakıyorsunuz, Rusya ne yapıyor? Evet, bir taraftan Sarraj'la da temas halinde ama Hafter'i destekliyor. Nasıl destekliyor? İşte paralı askerler aracılığıyla ilişki kurduğu şirketler var. İşte Wagner gibi, Patriot gibi, Vega gibi. Bunlar aracılığıyla bir askeri destek veriyor. Türkiye'de sanki böyle bir hamleye kalkışacakmış gibi işaretler verdi Sadat Türk şirketi üzerinden. Bunlar da çok enteresan. Yani baktığınızda artık ulus devletlerin orduları değil de
şu ekonomik krizden dolayı yoksullaşmış insanları asker olarak istihdam eden şirketler çıktı dünyada. Yani bu Vega'nın Sovyetler Birliği'nden kalma bir background olduğu söyleniyor. Ama İngiltere ve Almanya'da da paravan şirketleri var ve bunun üzerinden istihdam yaptı. Bunlar, bu insanlar gönderiliyor cepheye. Bu da işi böyle çok karmaşıklaştıran bir şey. Amerika yine Rusya ile Doğu Akdeniz'de ciddi bir rekabet içinde. Yani Rusya'nın hep işte sıcak denizlere inme arzusunu daha ilkokuldayken öğretirlerdi bize. Kuzey Afrika'da egemenliğini artırmak istiyor. Kaddafi döneminde ciddi bir ticaret yapıyordu aslında şeyle, Libya'yla onu geri kazanmak istiyor. Zaten Suriye üzerinden Doğu Akdeniz'e bir miktar inmiş bulundu. Artık orada bir özne ve aktör oldu. Zaman zaman Kıbrıs sorununu ve Kıbrıs'taki müzakere sürecini etkileyen pozisyonlar alıyor. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'nde geleneksel olarak Rusya ile kurduğu ilişkilerde oraya çok açık olabildiğini görebiliyoruz ve bir dönem Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aktör olmasını engellemek bağlamında Kıbrıs sorununun çözümüne de çok yakın durmuyordu Rusya. Şimdi bunlar koskocaman bir Arap saçı diyeyim, Arap baharından Arap saçına gelindi, böyle birbirinin içine düğümlemiş meseleler. Şimdi Türkiye'nin Trablus hükümetiyle yaptığı ve bu İsmet projesinin önünü kesmeye çalışan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'na nazire 16 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam Kahire'de bir toplantı yaptı yine. Ürdün'ü, Mısır'ı, Yunanistan'ı, Kıbrıs'ı, İsrail falan biz devam edeceğiz diyorlar. Orada da böyle gelen bir nokta var. Yani doğrudan gerilim politikasına oynanıyor. Yine Türkiye'nin geçirmeyi planladığı hat sadece Kıbrıs'ı değil, yani İsmet projesini değil, Girit'i de etkileyen bir hat. Oradan yine bir kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge tartışması başlayacak. Yeni Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'nin böyle hamleler yapması sonucunda vururuz çünkü bu ulusal bir sorundur dedi. Yine Türkiye'nin askeri müdahalelerinin bir ulusal güvenlik meselesi sorunu yaratacağını söyleyen Mısır Başkanı Sisi var. Türkiye'nin Lübnan'a tezkere sonucunda işte asker göndermesini ve yapacağı müdahalelerin hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri açısından durumunu inceleyen uzmanlar şunu diyorlar. Bir kere Türkiye'ye en yakın olan yer coğrafi olarak Bingazi, yani Hafter'in yönetiminde olan yer. Türkiye'nin deniz yoluyla yapacağı herhangi bir müdahalede yolunun kesilmesi kuvvetle muhtemel. Geçenlerde zaten bu silah ambargosu olduğu halde bir Türk gemileri yakalandı ya, Yunan gemileri tarafından yakalandı. Orada da bir problem var. Havadan yapılacak olan müdahalelerde Türk uçaklarının havadan yakıt ikmali yapma sorunu varmış galiba. Dolayısıyla Türkiye'nin bir lojistik noktaya ihtiyacı var. Tunus da bunu yapmak için görüşme yaptı. Aralığın sonunda Sayın Erdoğan gitti. Tunus buna yanaşmadı. Burada böyle savaş çıkma olasılığını sürekli canlı tutan bir gunboat diplomasisi dediğimiz, yani o savaş gemisi diplomasisi içine sıkıştı Türkiye. Bu onun arabulucu pozisyonunu ve bir büyük devlet olarak yani müzakere masası kurma pozisyonunu hem erozyona uğratıyor hem de böyle militarize olmuş bir dış politika söz konusu olduğunda artık istediğiniz sonucu alamadığınızda, yani asker gönderirim deyip istediğiniz sonucu alamadığınızda asker göndermek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bir de şöyle bir boyutu var ama, yani haritaya baktığımızda Türkiye'nin bu denklemin dışında tutulması gerçekten birazcık akla zarar. Çünkü gerçekten kıyı anlamında da bölgedeki güçlü devletler anlamında da evet Türkiye'nin de bu denklemde olması gerekiyor. Şimdi Kıbrıs sorunu tabii burada önemli bir etken. Yani denkleme girilmiyor olma nedenlerinden. Anahtar hatta. Anahtar. Direkt anahtar yani. Dolayısıyla bizi yakından ilgilendiriyor. Fakat bu süreçte Türkiye'nin, bu programda da sıkça konuştuk, aslında ılıman mesajlar verdiğini de gördük. Yani Suriye ile de bir taraftan görüşüyor. Gizli yani istihbarati görüşmeler de masada var. Ki hani bundan 2 yıl önce asla denilen şeylerdi bunlar. İsrail ile keza bir diplomasi kapı arkasından da olsa yürütüldüğüne dair işaretler var. Yalanlanmadığı için yürütüldüğüne dair işaretler diyorum. Mısır'la dahi olabilir bu deniliyor. Yani Sisi orada olmasına karşın. Dolayısıyla hani bu adımlar aslında Türkiye'nin atması zaten sürpriz değil.
atmayacağını düşünmek naiflik olurdu denilen bir söylem de var. İsmet'in aynı şekilde hayata geçmesinin neredeyse imkansız olduğu. Feasible değil çünkü. Direkt, yani ekonomik akla uygun olmadığı için zaten bunun olamayacağı, ama yine de orada da bunun canlı tutulan bir konu olduğunu biliyoruz. Şimdi Rusya'nın pozisyonundan bahsettik, çok bahsetmedik ama Birleşik Devletler'in yine burada elbette gözlerinin olduğunu biliyoruz. İngiltere her zamanki gibi sessiz ama önemli bir aktör. Dolayısıyla böyle bir durumdayken konu Rusya ve Türkiye dediler ki Libya'da bir ateşkes sağlanmalı. Ardından da bir baktık Berlin'de 12 ülke lideri bir araya geldi ve Libya'yı konuştular. Şimdi bir anda Libya bu kadar önemli bir hal almış oldu. Berlin zirvesine de bu anlamda bir gelelim. Orada 55 madde açıklanmış oldu. Neden bu kadar önemli hale geldi bu ülkeler için Libya diye soruyorum. Çünkü aslında dünya orada. Yani birçok Avrupa ülkesi orada, Amerika, Rusya orada, Suudi Arabistan doğrudan taraf, Hafter'e milyonlarca dolar önerdiği söyleniyor. Dolayısıyla yani Tunus'u, Mısır'ı çok yakından ilgilendiriyor, bizi ilgilendiriyor, Yunanistan'ı ilgilendiriyor haliyle bundan dolayı falan. Yani orada bir 3. Dünya Savaşı çıkma potansiyelini de ortadan kaldırma lazım. Yani zaten Amerika ile İran gerilimi yaşanıyor falan. Yani burada bir diplomatik ve siyasi çözüm ihtiyacı zaten özellikle vurgulandı bu Berlin Zirvesi'nin hemen akabine. Hem Temsilciler Meclisi'nin meşruiyeti hem de yeni bir güvenlik ve Libyalıların karar verdiği bir güvenlik düzeninin, ordunun kurulması ihtiyacı, teknik komitelerin kurulması ve bu işe artık siyasi çözüm bulunması gerektiği, ambargo meselesi tekrarlandı. Yani silah yardımı ve asker yardımı yapmayın, yani germeyin burayı. Çünkü bu çatışmayı esneten kapasiteyi koyamıyor ülkeler. Benim az önce söylemeye çalıştığım bir miktar da oydu. Türkiye'nin özellikle 2011 öncesinde aslında diplomatik manevra yapabilme kapasitesi şu andakine göre çok daha fazlaydı. Şu anda bütün dünyayla kavga eden bir durumda olmanın getirdiği bir iç politika baskısı da var. Çünkü kriz derinleşiyor ekonomik olarak ve eskiden krizle krizi örtme ve dışarıda işte bir tehdit algısı üzerinden içerideki seçmeni ve politikayı konsolide etme dönemi biraz tamamlandı gibi geliyor. Şimdi özellikle Kıbrıs sorunu bağlamında yapılabilecek açılımları söyleyeyim. Ben Kıran Montana'dan bu yana çözümün eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Hani federasyon bitti, bundan sonra yeni şeyler konuşmak lazım olmayacak, bir takım AB çatısı altına iki devlet formülleri yerine aslında federasyonun formüle edilmesi bitti, doğrudur. Altına imzalar atma kaldı. Yani mesela nedir tıkanıklık olan nokta? Rumların bizim siyasi eşitliğimizi kabul etmesi konusunda bir takım pürüzler var ki siyasi eşitlik bir BM parametresidir ve bunu Sayın Anastasiadis zaten Ekim'deki BM zirvesinden beridir de açıkça ifade ederek daha önce yaptığı yanlışların geri adım atıyor. Dönüşümlü başkanlık etkin katılım konusundaki pazarlıklara bakar. Bu büyük oranda temize havale edilmiştir. Güvenlik ve garantilerle ilgili tartışma ki bu tam da Doğu Akdeniz'de yürütülen doğalgaz faaliyetleriyle ilgili biraz pazarlık konusu yapılıyor diye düşünüyorum. Tek taraflı müdahale hakkı, yeni bir güvenlik sisteminin nasıl tanımlanacağı, bunlar Guterres çerçevesi dediğimiz belgede var zaten. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ortaya koyduğu inisiyatifi biliyoruz Kıran Montan'da. Şimdi Türkiye 2020'de Libya'da da sondaj çalışmalarına başlayacağını söyledi. Bu 16 Ocak'ta yapılan Kahire zirvesinden sonra 17 Ocak'ta Yavuz geldi 9. parselde sondaja başlıyor. Yani Yunanistan'la Türkiye bu gerilimi artırıcı bir düelloya girmek yerine Kıbrıs üzerinden bölgesel barışı nasıl sağlayabiliriz ve bunun üzerinden nasıl aslında aktör olabiliriz ve şu anda Rusya'nın bulunduğu yerden Doğu Akdeniz'de bir müzakereci, işte diplomat rolüne soyunmasını veya kilometrelerce öteden Amerika'nın bu diplomat rolüne soyunmasını engelleyecek bir pozisyon almaya girişebilirler. Ve bu aslında hem Kıbrıs'ı Türkleri ve Rumları hem Türkiye'yi hem Yunanistan'ı çok rahatlatacak. Ben şeyi anlayamıyorum, yani bu Türk akımı projesinde Azerbaycan'dan Gürcistan'a, Gürcistan'dan geliyor Eskişehir'den geçiyor yanlış hatırlamıyorsam ve İpsala sınır kapısından
İtalya'ya transporte edilen bir gaz var. Burada işbirliği yapan Türkiye ve Yunanistan niye Kıbrıs'ta bu konuda bir işbirliği yapmasın? Yani maksimalist iddialar yerine, ki bu maksimalist iddialar müzakere masasında başlangıç pozisyonu olarak koyulabilir. Türk tarafında, güneyinde zaman zaman maksimalist pozisyon koyduğunu görüyoruz ama rasyonel bir çerçeveye çekilmek üzere ve artık daha fazla zaman kaybedilmemek üzere. Yani Sayın Anastasiadis'in kendisi söylüyor, Türkiye üzerinden gitmesi en feasible olandır. Geçen gün Sayın Andros Kiprianou'nun CNN Türkiye verdiği bir röportaj var. O da aynı şekilde Türkiye'nin üzerinden gitmesi gerektiğini söylüyor. Burada madem ki rasyonel olan budur, Türkiye'nin de Kıbrıs durumlarının güvenlik endişelerini ve kendi münhasır ekonomik bölgeleri üzerine hakimiyetlerini kaybetmek istemediklerini bir miktar görmek lazım. Çünkü yaklaşık 8-9 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam, Rum Dışişleri Bakanı Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge iddialarının aslında Kıbrıs'ın üreteceği doğal gaz potansiyelinin %66'sına talip olan bir yerden şekillendiğini, yani çıkacak olan doğal gaz rezervi, inşallah yanlış söylemiyorumdur ama Türkiye'nin ortaya koyduğu iddialar onun %66'sını almak üzere. Benim elimde ne kalacak diye bakıyor. Çünkü Türkiye o deniz hukuku anlaşmasını imzalamayışından dolayı Afrodite kadar hak iddia edebilecek durumda. Ve bunu yani KKTC üzerinden yapıyor. Ama bir Federal Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu noktada yeni bir devlet kurulmuş olacağı için Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi yeniden tanımlanacak. Dolayısıyla KKTC üzerinden faaliyet gösteren bir Türkiye değil de doğrudan diplomatik ilişki kurması gereken bir yeni devlet çıkmış olacak ortaya. Türkiye bu avantajını kaybetmek istemiyor da olabilir. Peki kendi açısından yine rasyonel olabilir bu. Ama benim halkımın bundan çıkarı ne? Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye kendi iddialarını ileri yürütecek ve sürdürecek diye rasyonel bir zeminde olsa bile biz aslında burada bir türlü özne olamayan bir noktada duruyoruz. Şimdi Yavuz'un yeni görev yerine gitmesiyle ilgili Türk tarafından yapılan açıklamalar var. Dün de Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklamaları vardı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verilen lisansları laf olsun diye vermedik şeklinde. Çünkü gerilimi tırmandırıcı açıklama gelişmeler olarak yorumlandı Türkiye'nin adımları. Ama Türkiye'de az önce konuştuğumuz minvalde diyor ki yani benim kimse elim kolum bağlı bir şekilde oturmamı beklemesin. Siz orada cayır cayır yapıyorsunuz tek taraflı olarak bütün bu çalışmaları. Kapsamlı çözüme kadar ne olacağı konusunda da söyledikleriniz realiteyle örtüşmüyor. Dolayısıyla ben de yapacağım. Benim de bu konuda bir anlaşmam var. O anlaşma uyarınca hem kendi haklarımı hem Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacağım diyor özetle. Kudret Özersay'ın bu açıklaması, kazı yapacağını söylüyor lisans alanlarında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verilen lisans alanlarında laf olsun diye de vermedik biz bu anlaşmayla bu hakkı, bu yetkiyi vermedik açıklaması var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani işte başkasının parasıyla hovardalık yapamazsınız. Borçlu olursunuz çünkü. Dolayısıyla yani böyle laf olsun diye vermedik şeyini birazcık, yani bu bizim elimizde olan bir potansiyel güçtür, biz böyle işte çok güçlü bir devletiz de falan filan üzerinden yani böyle afaki kalıyor birazcık. Onu demeye çalışıyorum. Ben Sayın Özersay'dan veya işte Dışişleri Bakanı olan herhangi birinden Kıbrıs'ı Türklerin hakları, çıkarları, jeopolitik, jeostratejik çıkarları bağlamında sürekli lobi faaliyeti yapmasını beklerim. Yani İtalya, Fransa, İspanya, Libya üzerinden konuşuyoruz işte ne kadar çok bileşeni olduğunu bu doğalgaz ve enerji meselesinin. Mısır, Suudi Arabistan hepsi bunun tarafı. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının gerek bu enerji meselesindeki hak ve çıkarları, gerek Anastasiadis'in Yunanistan'la zaman zaman bir olarak ortaya koyduğu zorluklar bağlamında gerekli çalışmaları yapmasın. Yoksa bir tane demeç vermişsiniz laf olsun diye vermedik. İşte güçlüyüz. Ben de Dışişleri Bakanıyım bu ülkenin. Evet. Ben laf olsun diye vermemiştim. Ne oldu sonuç? Böyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin kendi çıkarları ekseninde ve bu onu tecrit etmeye çalışan bloğa karşı yapmaya çalıştığı stratejik hamlelerin önemli ve haklı olduğunu düşünüyorum. Bu başka bir şey. Ama KKTC olarak ve Kıbrıs Türk toplumu olarak, halk olarak bizim bu yapılan pazarlıklar ve manevralar içerisinde nerede durduğumuz
ne kadar ciddiye alındığımız çok büyük tartışma meselesidir. Ben de bununla ilgileniyorum. Ya özne bu Kıbrıslıların aslında baktığımızda evet Kıbrıs Cumhuriyeti tanınıyor ve orada tek taraflı çalışmalarını sürdürüyor Doğu Akdeniz'de ama genele bakıldığında ben Kıbrıs'ın ya da Kıbrıslıların denklemde çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani çok uluslu şirketler ve çok fazla ülkenin buradaki hak ve menfaat arayışları nedeniyle dolayısıyla hani bunun Kıbrıs konusuyla da ilişkilendirildiğinde yine karar verici olanın bu ekonomik akıl, politik akıl, ekonomi politikle bir yere varabileceğini düşünüyorum. Artan kriz ortamının bir yerde tarafları aynı masada oturmaya yönlendireceğini ve temel konu başlıklarından bir tanesinin de Kıbrıs konusu olduğunu düşünüyorum. Örneğin katılır mısınız? Katılırım. Katılırım. Sadece Kıbrıs durumların bize nazaran şöyle bir avantajı var. Evet, yani belirleyen doğrudan Kıbrıslılar değil. Buna katılıyorum ama Güney bir Avrupa Birliği üyesi devlet olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla orada egemenlik hakları ihlal edildiği zaman Avrupa'dan bir Avrupa Birliği üyesi olduğu için ses geliyor ve onların kendilerini duyurabilecekleri kanallar var. Bugüne kadar tesis edilmiş zaten yapısal olarak kurumsallaşmış kanalları var. Bizim böyle bir avantajımız yok. İşte arada Türkiye'nin zaman zaman Kudret Bey'e bir El Cezire röportajı ayarlaması ya da bir toplantı ayarlaması sonucunda Dışişleri Bakanı gidip temas yapabiliyor. Ben doğrudan KKTC olarak tanınmasak bile yani resmi düzeyde temas yapılmasa bile arka kapı diplomasisinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'yla Sayın Anastasiades bunu aylarca yaptı. Dolayısıyla arka kapı diplomasisi aracılığıyla Kıbrıslı Türklerin pozisyonunu koymak ve elbette ki Türkiye ile bir çıkar birlikteliğimiz vardır ama her noktada çıkar birlikteliği olmayabilir. Bunları biraz daha billurlaştırmak gerekiyor. Yani bizim adımıza faaliyet gösteren bir ülke var. Evet ama bu ülke doğal gaz üzerinden yaklaşıyor oraya. Çünkü Libya'da da böyle bir faaliyet göstereceğini söylüyor 2020'de. Bizim uluslararası statümüzü toplum olarak dünyada özne olabilmemizi ve o uluslararası statü kazanmamızı sağlayacak olan şey buradaki şirketlerin kazı yapması, hangi ülkenin hangi şirketten para alacağı değil, Kıbrıs sorununun çözümü, bu çözüm sonrasında da tanınmış bir devlete kavuşmaktır aslında bahsettiğimiz. Ben o yüzden burada çıkan krizin, yani doğalgazla ilgili krizin Kıbrıs sorununun çözümüne evrelmediği müddetçe çok yıkıcı olduğunu düşünüyorum. Hatta birazcık daha ileriye gideyim. Yani keşke şunu demeyi becerebilseydik. Çözüme yol açmayacaksa lütfen Allah aşkına ekolojik olarak denizleri talan eden bu yani kazıları durduracak bir halk inisiyatifi oluşturabilseydik. Çünkü ülkemizle ilgili bizim dışımızda herkes karar veriyor. Ve iklim krizini konuştuğumuz bir dönemde ama bunlar romantik duyulduğu için real politikle de hani bağdaştırılmadığı için bu kadar büyük cadı kazanı içerisinde bunu söylemiyoruz, bunu konuşmuyoruz. O zaman Kıbrıs sorununun çözümüne yol açacak bir strateji üzerinden gitsin. Bu Türkiye'yi de rahatlatacak, bölgeyi rahatlatacak, Yunanistan'ı da rahatlatacağını düşünüyorum ve Türkiye'nin aslında Mısır'la, Ürdün'le kurduğu yani birazcık bu Kuzey Afrika ve Orta Doğu devletleriyle kurduğu ilişkilerin mahiyetini de dönüştürecek gibi çok daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Bu Türk ekonomisini de olumlu etkileyecek. Şimdi bu İsmet projesinden birazcık detaylı bahsedelim istiyorum. Çünkü her ne kadar hayata geçmesine imkansız gözüyle bakılsa da orada bir ittifakla birlikte bu 7 ülke bir oluşum içine giriyorlar ve geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada OPEC vari bir oluşum olarak bunun hayata geçeceği belirtiliyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci statüsünde burada varlık gösteriyorlar. Rusya'da tam üye olmak istemiş sanırım. Gibi bir durum da var. Yani her yok, pardon, Fransa. Evet, Fransa özür dilerim. Fransa, evet. Rusya'nın öyle bir şeyi yok. Fransa'da evet tam üye olmak istiyor. Dolayısıyla böyle bir durum varken yani İsmet'in hayata geçmesi noktasında çok ciddi olmazlar ortadayken yine de böyle bir oluşum var. Yani orada bir blok, OPEC-vari bir oluşum olarak en azından bölge gazıyla alakalı karar verici olma yolunda. Türkiye tabii ki bunun dışında tutuluyor. Şimdi oradan baktığımızda hani dedik ya Türkiye'nin denklemin dışında kalması akılla mantıkla örtüşmüyor gibi bir durum var bölgeye baktığımızda. Ama bu tarz kutuplaşmalar, çok kutupluluktan bahsediyoruz ya dünya ile alakalı, bu tarz kutuplaşmalar bölgeyle alakalı
ilerisi için bize ne der? Yani az önce dedik ya, bu gerilim yükselir. Bir bakmışız taraflar aynı masaya oturur. Bir de diğer tarafından düşünelim. İşte savaş gemilerinin bölgede olduğunu biliyoruz. Gerilimin artmasıyla bölgede daha farklı şeyleri konuşabilmemizin mümkün olabileceğiyle alakalı kötü senaryoları da konuşuyoruz. O kötü senaryo hayata geçer mi acaba? Yani savaş durumunda bizzat savaşan ülkelerin kendisi karmaşaya sürükleniyor. İçeride karmaşaya sürükleniyor. Dolayısıyla Türkiye açısından bir savaş durumunun içine bilfiil girmenin rasyonel olmadığını ve Türk yetkililerinin de bunu okuduğunu biliyorum. Çünkü nerede bir evde çatışma varsa orada çatışmayı çoğaltıcı dış aktörlerin de devreye girdiği, o kanalları kullandığı noktalar da artabilir. O yüzden benim temennim bu krizlerin diplomasiyle çözüm üretmek üzerine yükseltilmesi yönünde. Nitekim Türkiye'nin dün Berlin zirvesinde işte almaya çalıştığı pozisyon ve bence takındığı yapıcı tutum bu bağlamda önemli ve bunun devamını dilerim. Farkındaysanız Yunanistan davet edilmedi. Yine bu Süheyrat Anlaşması'na ev sahipliği yapan Fas galiba orada değildi. Katar orada değildi. Dolayısıyla orada da bir başka denge öngörülüyor anladığım kadarıyla. Zaten kimse Türkiye'yi doğrudan tecrit edip de açıkça dışlama gibi bir pozisyon ve tavır da alamıyor. Yani Rusya ile kurduğu bir sürü ticari ilişki var. Her ne kadar müşteri durumuna düşen daha çok Türkiye olsa da, yani daha önce bir sürü şey ihraç ederken şu anda Rusya'dan silahından buğdayına bir sürü şey ithal eden bir ülke konumuna da girdi ama orada o dengeli ilişkiyi tutma ihtiyacı hissediyor Rusya. Yine Amerika bir sürü noktada Türkiye ile ilişkileri gerse bile Trump'ın İşte ikinci yılından beridir. Şu anda Amerikan kamuoyunda ciddi bir baskı var. Yani Orta Doğu coğrafyasından tamamen çekilmek üzere. Seçimler de yakın. Onun için bu Amerikan Kongresi ve Senatosu'nda da dile getirilen bir şey. O yüzden yani çok fazla gerilime oynama yönünde değil de birazcık da o geleneksel diplomat tırnak içinde kendini barış götüren olarak konumlandırmaya çalışmaya devam edecek. Trump bir ara bunu bozmuştu çünkü. Yani Obama'dan sonra. Bu iki ülke önemli diye düşünüyorum. Ben Avrupa Birliği'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlatmasının stratejik olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin ne zaman AB gündemi olsa demokratikleşme, sivilleşme, ekonominin stabil bir zemine kavuşması meseleleri öne çıkıyor. Ne zaman ki AB gündemi Türkiye'nin ajandasından düşer, o zaman ciddi şekilde milliyetçilik ve muhafazakarlık yükselir. İçeriği konsolide etmek üzere dış tehdit algıları, söylemleri gırla gezer. Ve bu Türkiye'yi aslında bildiğimiz yani işte batılı Türkiye, seküler Türkiye'den koparan bir şey olur. AB üyesi olabilmek için, tam üyelik müzakerelerine başlayabilmek için gerekli kriterleri yerine getiriyor mu? Hayır, getirmiyor. Ama Türkiye'nin bu konuda teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve buradan bir ekonomik de fayda üretebilecek bir noktadan teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda yani böyle mültecilerden ürktükleri için Türkiye ile sanki bir ilişki içinde, çünkü kapıları açarım ha diyor Sayın Erdoğan da, böyle bir nüfus baskısından korktuğu için buraya çekilmiş durumda bütün Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri. Halbuki daha önce olduğu gibi, yani bu 2011 sürecinden önce olduğu gibi bir başka zemin yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'yi biraz irredentist bulan bir bakış açısı da var görebildiğim kadarıyla uluslararası kamuoyunda. Çünkü 2010'dan 11'den sonraydı, gene yanlış hatırlamıyorsam, artık %50'ye yakın oy aldığında AK Parti bir restorasyon döneminden bahsetmişti Sayın Davutoğlu. Bu restorasyon aslında ideolojik olarak da Osmanlı İmparatorluğu'nu restore etmekti. Zaten kültürel alana baktığınızda, mimariye baktığınızda, birçok faaliyete baktığınızda yani o Kemalist bürokrasi tarafından yok sayılan Osmanlı geçmişinin böyle bir geri çağrılması da vardır. Bu Osmanlı aynı zamanda çok kültürlü, çok etnili bir yapı olarak da yorumlanabilirdi. Velakin maalesef özellikle bu 15 Temmuz darbesinden sonra o Osmanlıcılık, yeni Osmanlıcılık kaldı ama ciddi muhafazakar bir Türk-İslam sentezi
şeklinde zuhur etmeye başladı. Bunun yarattığı bir totaliter kültür var ve yani eski ülkücü kadrolar birden yani AK Parti kadrolarının içerisine girdi. MHP ile yapılan ittifaklar dolayısıyla falan bu siyaseti biraz sertleştirdi. Muhalefetin bastırılmasına, bir takım demokratik mekanizmalarında erozyona uğramasına neden oldu. Şimdi bunların bir geri dönmesi, bunların artık bir bu uğranılmış zarardan bir geri dönülmesi lazım. Zaten halktan da bir takım tepkiler geliyor. Ben AK Parti'nin bunu okuyabileceğini ve belli hem dış politikada yapacağı esnetme politikalarıyla içeriği de rahatlatacağını hem de en azından yani belli yerlerde Kıbrıs gibi ve AB müzakerelerinin yeniden başlaması gibi yerlerde açılım yaratacak hamleleri yaparsa ve gerçekten Avrupa Birliği de buna yönelik bir teşvik edici pozisyon alırsa her şeyin daha iyimser olacağını düşünüyorum. İyimser düşünmeye ihtiyacı içindeyim çünkü. Fransa yani evet şu an görünen öyle bir durum yok fakat yine de söyleyelim o sert söylemlerin arkasında farklı bir diplomasinin yürüdüğüne dair bilgiler öyle düşünmeye itiyor. Yani sıfır sorun politikasından komşularıyla çok sorunlu bir hale gelmesinin ardından şimdi sanki o sorunların aşılmasına dair farklı diplomasilerin yürütüldüğü bir süreci yaşıyor gibiyiz. İyi düşünmeye iten bir şey. Umalım öyle olsun ama şimdi Fransa'dan az önce bahsettik. Bu OPEC vari bir yapıda yer almak konusunda Fransa'nın da talepkar olduğundan bahsettik. Aynı Fransa Berlin zirvesinde de Türkiye'den Libya'ya asker göndermemesini rica etti. Örneğin Türkiye'nin bir de Libya'ya asker gönderme gündemi var idi. Dünkü zirve itibariyle zannederiz o gündem birazcık gündem maddeleri arasında alt sıralara kayacak gibi görünüyor her ne kadar masada olsa da. Ya 2000 asker kaydırdığı BM yetkilileri tarafından teyit edilmiş. Yani peyderpey gönderiyoruz demişti Erdoğan ama orada eğitici kılavuzluk faaliyeti yapabilecek falan gibi açıklamalar yapıyordu. İstihbarat, daha lojistik falan dendi. Şimdi Macron'un ricası hani daha fazla asker gönderilmesi ya da sahada aktif görev alınmasıyla alakalı anlayabildiğimiz kadarıyla. Avrupa geneline de baktığımızda az önceki evet o göçmenler noktasındaki hani öcü Avrupa için öyle bir nüfus akışı. Türkiye ile bunun üzerinden bir ilişkinin bunu nasıl söyleyebiliriz? Birazcık ikiyüzlü olduğunu kesinlikle düşünüyorum ve bu kurgulamayla birlikte işte insan ve binlerce milyonlarca insandan bahsediyoruz. Devam eden savaşla alakalı biz de yaşıyoruz. 33 kişi bugün Kıbrıs gazetesi ihraç edildiler dedi örneğin. Ülkemize yeterli ya da bunun kapsayan yasalar olmadığı için savaştan kaçan insanları Türkiye'ye gönderiyoruz yeniden Suriye'ye gitsinler diye örneğin yani bizi de ilgilendiriyor dibimizde yaşanan hadiseler. Ama Türkiye'nin burada bölgede Avrupa Birliği ile yeniden bir ilişki içerisinde olması bu düzlemde nasıl olabilir ki? Bu böyle bir işte koz olarak kullanılan milyonlarca Suriyeli var aman bize gelmesin bunlar diyen bir Avrupa var. Çok da sağlıklı bir ilişki değil sanki. Katılıyorum. Şimdi Suriyelilerin AB üyesi olmuş bir Türkiye'den sonra Avrupa'ya daha rahat gideceği üzerinden miydi yani soru? Ya Avrupa Birliği üyesi olabilecek durumda şu an için evet kriterler anlamında değil Türkiye ama hani onun başlaması noktasında itici güç ne olabilir? Yani nasıl bir motivasyonu olabilir Türkiye'nin bu şartlar altında ondan bahsediyorum. Çünkü o ikiyüzlülüğü birebir yaşıyor mülteciler konusunda. Dolayısıyla hani öyle bir motivasyon bu noktada ne olabilir? Yani sadece enerji politikaları zaten şu anda Türkiye'yi motive eden ve yaptığı yatırımların da daha ziyade askeri alanda olduğunu görüyoruz. Ekonominin düzelmesi için yoksa tam üyelik müzakerelerinin başlaması demek o kriterlerin yerine getirileceği ve oraya hemen girileceği anlamına da gelmiyor. Ama bu bölgede birazcık daha hani stratejik üstünlük elde edebilmek bağlamında yapabileceği açılımların o müzakere sürecinde olumlu etkileyebileceğini yani Avrupa Türkiye'ye muhtaç olduğunu daha fazla hissetmeli demeye çalışıyorum. Ve bütün yollar dönüyor dolaşıyor Doğu Akdeniz'den enerji politikalarından ve Kıbrıs'tan geçiyor. Çünkü bu sorunun çözülmemesi halinde tüm bu ülkeler ve büyük çok uluslu şirketler
çok da fazla gönüllü olmuyor. Olmayacak. Ve Hafter'de bu arada 2-3 gün önce Berlin'de elini güçlendirebilmek için bu petrol limanlarını tutan gruplarla, onlar zaten Hafter'e yakın olan gruplar, onlarla anlaştı ve petrol ihracatını, limanları kapattı, ihracatı da durdurdu. Oradan gelen para Trablus hükümetine gidiyordu. Can damarınızı keserim diyerek. Bu çok endişelendirdi. Mesela Fransa'da, yani Macron'un çağrısının altında böyle biraz da böyle bir şey var. Zaten Moskova'da ateşkesi imzalamama nedeni Hafter'in Türkiye'nin yaptığı bu anlaşma konusuna geri adım atmaması idi. Yani dolayısıyla ellerindeki kartlar, kozlar da bu grupların küçük değil, ciddi bir rezerv tutuyor ve etkiliyor hepsini. İşte bizim böyle bir pozisyonumuz yok maalesef Kıbrıslı Türkler olarak. Ama yaşanan tüm bu gelişmeler umalım gerginliği daha da arttırıcı değil. Tarafları nasıl olur da aynı masa etrafında biz bu konuları çözeriz ve hepimizin kazancına oluru düşünmeye iter. En azından orta vadede, evet, diyelim. Kısa vadede, evet, çok fazla görünmüyor. Zaten bizim gündemimiz Cumhurbaşkanlığı ve diğer konular. Doğuş Derya'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu sabah bizimle birlikte olduğunuz için. Haftaya bu konular etrafında başlamış olduk. Ben şimdi ara veriyorum. Konuğumu uğurluyorum. Sonra döneceğiz. Köşe yazarlarının gündemi, havanın durumu, paranın durumu. Birazdan buradayım. Haftanın ilk programında konuğumuzu uğurladık. Sona yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Meteorolojiden uyarı var, yine yağış uyarısı. Bazı bölgelerde sağanak beklendiğini söylüyor Meteoroloji Dairesi. Biz de uyarıyı yapmış olalım. Mevsim normallerinin 2-3 derece daha altında seyreden hava sıcaklıklarına da işaret ediyor Meteoroloji Dairesi. Ve ülke genelinde hava parçalı, çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı olacak uyarısı var. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Aman dikkat diyelim, yine yağışlı bir hafta görülüyor. O nedenle önlem, özellikle trafikte dikkatli olunmasında fayda var diyelim. Şimdi konuştuğumuz konular Doğuş Derya ile bölgedeki gelişmeler noktasında Türkiye'nin oynadığı rol ve o rol Doğu Akdeniz için neler ifade ediyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler noktasında ne ifade ediyor? Onlardan bahsetmiştik. Eşref Çetinel'in bu tam da bu konuya işaret eden köşe yazısı bugün dikkatimi çekti. Köşe yazılarına bakarken onu paylaşayım. Çünkü Eşref Çetinel diyor ki bundan sonrası tufan olabilir. Artık Kıbrıs sorunu şaka kaldırmayacak kadar kritik bir dönemece girdi. Şöyle ki, ya Türk halkı kuzeydeki daracık sınırlarını aşarak Doğu Akdeniz'deki enerjiden payını alırken kara sularıyla kıyısal deniz alanlarının sahibi olacak, ya da Rum tarafının ada egemenliğini kabulünde o egemenliğin altına girecek. Fakat böyle bir tecellinin olmazsa olmazı açıkça ortadayken, o zaman Türkiye'nin adadaki varlığını yeni anlaşmalarla perçinlemek zorundayız. Kaldı Rum tarafı Yunanistan'la bunu yapıyor, kaldı ki. Kısaca Kıbrıs siyasi sorunu artık Birleşmiş Milletler gözetiminde Sayın Akıncı ile Anastasiadis arasında çözülebilecek bir sorun olmaktan çıkmış, 1970'teki soruna dönüşmüştür diyor Eşref Çetinel. O yıllarda Türkiye'nin Kıbrıs sorumluluğuyla hakkı neydiyse şimdi de aynen odur. Yani artık Kıbrıs Ankara'nın sorunudur, hem de Tal-Lozan Anlaşması'ndan kalma hesaplaşmasıyla diyor. Bugüne taşınan köşe yazısında Türkiye'nin bir taraftan Libya ile anlaşma yaptığını, bölgedeki rol oynama konusunda uyum belirleyici olarak hareket ettiğini, bizde hareket etmeye çalıştığını, kendine öyle bir alan açtığını söylemiştik. Diğer taraftan 7 ülke İsmet konusunda ortak adım atıyor. Ancak Libya konusu mühim demiştik. Berlin'de toplanan Libya zirvesi de bunun en önemli işaretlerinden biri demiştik. Bunları da irdelemiştik. Doğuş Derya ile birlikte Eşref Çetinel'in bakış açısıysa bu. Türkiye'nin oynadığı rolle alakalı. Sürem dar olduğu için bugün paylaşacağım diğer köşe yazılarını affınıza sığınarak paylaşamıyorum sizinle. Yayını artık yavaş yavaş kapatmam gerekiyor. Az önce yağış uyarısından bahsetmiştim. Havanın durumuna bir bakalım bu noktada.
programın sonunda bir de paranın durumuna bakalım. Haftaya nasıl başlıyor? Türk lirası döviz karşısında aktaralım. Amerikan doları alışta 5.84, satışta 5.93. Euro alışta 6.49, satışta 6.58. Sterlin ise alışta 7.60, satışta 7.70 Türk lirasından el değiştiriyor. Bilgisini paylaşmış olalım efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın saatler 7.30'u gösterdiğinde sizinle birlikte olacağız. Mutlu oluruz eğer bizimle olursanız. O zamana kadar temennimiz hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın efendim.